Herkese iyi akşamlar. En Sıra Dışı'na hoş geldiniz. En Sıra Dışı bundan böyle Ramazan'da saat 9.30 sularında, yani bu saatlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması nedeniyle az bir şey geç kaldık. Bu saatte başlayacak, yani iftarın hemen sonrasında sayılır. Tam kadro karşınızdayız. Savcı Sayın Ahmet Kekeç, Yusuf Ziya Cömert ve Ahmet... Ahmet. Hasan Öztürk. Bu yeni geldi herhalde. Ramazan'dır bu kadar. Ama açıldınız. Bu kadar da normal. Şimdi ya Ramazan Ahmet dedin ha. Evet dedim. Başka bir şey de diyebilirim yani. Ramazan keyifli. Tabii iftar sofrasından. Hasan Ahmet nasıl, hiç benzer bir tarafı yok. Yok. Şeyi deseydiniz Ahmet nereden geldi abi? Valla. Ben nereden geldiğini biliyorum. Tabii öyle bir mevzu oldu. Şimdi... Ama yani her sakallıyı karıştırmayacağız. Karıştırmamak lazım. Savcı Bey, açken sen değildin. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmez. Amin. Yani tebrik ederim bütün İslam izleyenleri, alemin. İslam alemini. Yani Ramazan-ı Şerif hayırlı olsun, hayır getirsin bize de. Gerçekten yani... Çok uzun yani. Şimdi onu söyleyeceğim. Ramazan akşamları eskiden hani televizyon mu vardı, otururlardı, bir takım muhabbetler yapılırdı. Herhalde mesela muhabbetlerden biri şu olabilir eski Ramazanlar, 200 sene, 300 sene. Ya mesela bu Ramazan ayları bizim gibi geçişken mevsimlerin olduğu ülkelerde kışa denk gelse, Yusuf abiye soruyorum bu soruyu, aramızdaki derin hoca odur. İyi olmaz mı? İyi olmaz. Nasıl yani? Yani sabitlesek şu işi. Tabii şimdi, yani tabii. Şak yani bu. Hayır şey tabii ki bunu latife bağlamaya. Bu İhsan Eli Açık demiş ki oruç tutmanın cezası yok zaten falan demiş. Yani, Necip Hoca kulakları çınlasın. Necip Taylan Hoca söylüyordu. Mesela diyordu bir tanesi ne Şubat ayında olsaydı Ramazan. Bir tanesi de yaza denk gelseydi, bir tane de dönseydi şeyin içinde, senenin içinde, şimdiki Ramazan gibi. Ve tutana da sorgu sual olmasaydı. Tutmayana. Tutana. Tuttun tamam, cennete gideceksin, başka bir şey yok. Yani. Böyle bir şey olsaydı falan diye böyle latife ediyordu tabii. Şimdi şey geldi aklıma. Gene Ramazan'ın böyle yaza denk geldiği günlerde bizim memlekette Tonyalı'nın bir tanesi sırtında da yük var. Suyun başına gelmiş, bizim yayla suları buz gibidir yani bilen bilir. Suyun başına gelmiş, babam anlatırdı kulakları çınlasın. Babam da eski müftüdür. Müftülerin müftülüğü geçmez yani şimdi de Bakit. Müftüdür. Belli bir yerde, belli bir makamda oturmuyorsa da o anlatırdı ara sıra. Böyle elini yüzünü yıkamış suda, içesi var ama oruç, Ramazan. Almış avucuna suyu. Ey Allah'ım demiş, ha bu suyu şimdi ben içsem içerim. Senin hadırın için içmeyirim onu. Yarın ahirette bu iyiliğimi unutma demiş. Sen ya Allah iyilik ediyor. Şimdi öyle bir şeyi çağrıştırdı bana. Fakat yaz aylarında Ramazan geceleri çok kısa. O gezi olayları sırasında bir şey çıkmıştı böyle. İnternette falan paylaşılıyordu. Bizimle uğraşmayın. Biz... Ramazan aylarında iftarla saat 8.30'dan gecenin 2.30'una kadar iftarı sığdırıyoruz. Akşam namazını sığdırıyoruz. Yatsıyı, teravihi sığdırıyoruz. Sahur yemeğini sığdırıyoruz. Bize sabah namazını kılıyoruz. Bize takılmayın diyordular yani. Ulaşmayın. Böyle bir şey. Ramazan yaza denk geldiği zaman hakikaten çok yoğun bir şeyi gündemi oluyor. Bunların arasına şeyi de eklemek lazım. Yani yemek pişecek. Yani kadınların özellikle bazı yerlerde erkek kadın beraber de yapılabilir.
yemek hazırlanacak. Niye hiç mutfağa, hiç olacak, mutfağa girmiyor musun Yusuf abi? Diğer rutin işleri de ekleyeceksin bunlara. Çok yoğun bir faaliyet tabii. Fakat çok tatlı bir şey. Yani şuradan bir yani Ramazan'ın mahmurluğu, Ramazan'ın sarhoşluğu tabir caizse. Yani aklımız yarım olur belli Yusuf bir abi, saat. Seni susturacağım. Sustur. Sustum abi. Sebep şu. Mikrofonunda bir küçük sıkıntı varmış. Ha, işte. Onu düzeltilinceye kadar ben biraz laf çevireceğim. Tamam. Şu an arkadaşlar geliyorlar senin mikrofonunu düzeltmek için. Benim laf çevireceğim ve atacağım başka taraflarda şu. Şimdi bir şeye son dönemde ayar olmaya başladım. Son birkaç yıldır. Eskiden ben de böyle düşünüyordum ama böyle düşünmüyorum. Özcan Deniz zannediyorum. Bir açıklama yapmış. Kim Özcan Deniz kim ya? Şarkıcı. Bu da Ramazan'ın güzelliği. Gelmiyor akla işte. Yani. Ahmet diye veriyorsun. Hayır, Özcan zaten Deniz. Gerçekten de yani. Kim yani? Özcan evet. Deniz kim hakikaten? O anlamda kim? Arkadaşlar masayı çayla donat. Şimdi şuymuş. Ya Ramazan aylarında işte öyle dört başı mamur iftar sofraları falan buna laf söylüyorlar. Eskiden ben de bu kanaatteydim. Özcan Deniz Hoca mı laf söylüyor? Özcan Deniz Hoca laf söylüyor. Şarkıcı Özcan Deniz Hoca laf söylüyor. 365 gün var. 30'u çık 335 gün kalıyor. Bu gibi arkadaşlar yılın 335 günü en kral restoranlarda Paris'te şurada burada efendime söyleyeyim yiyip içiyorlar. Oluk oluk para harcıyorlar. Ramazan ayı gelince bu arkadaşların diline pelesenk oluyor. Aman iftar sofralarında işte şundan kaçın bundan kaçın. Ya sen 335 gün boyunca yani genel olarak söylüyorum. Tıka basa yiyorsun. Her mekan uğramadığın 335 gün boyunca uğramadığın lüks mekan kalmıyor. Bunu söyleyen gazeteciler var, bunu söyleyen yazarlar var. Yani bir de bunlar oruç da tutmuyor. Tutması ya da tutmaması bizim konumuz değil. Tutsa bana bir faydası yok, tutmasa bana bir zararı yok. Mevzu o değil. Ben kimsenin orucunda, namazında değilim. Beni ilgilendirmiyor. Bunun altını çizeyim. Ama bir dakika be kardeşim, işine gücüne bak sen ya. Sana ne? Yani gitmiş falanca yerde oturmuş, yemek yemiş. Bu başka bir mevzu. Bu Ramazan'la ilgili bir mevzu değil. 365 günle ilgili bir mevzu. Yani yılın birinci gününde de bunun adı israfsa. Turgay, bu siyasal bir ben senin şey sözünü anladım. Kesiyorum da. Şimdi bu hikaye ne biliyor musun? Bu hikaye şu. Şimdi bu cemaat var ya, paralel yapı. Yıllarca bizi lüks otellerde, lüks mekanlarda iftara davetlerinde. İftar ve yemek. İftar ve yemek organizasyonu. Sadece iftar değil. Yemek organizasyonlarına davet edip oralarda yemekler verdiler. Şimdi bugünlerde sürekli Ebu Zer, neredesin Ebu Zer, hani Ebu Zer, yetiş Ebu Zer. Şimdi bu biraz hani altları pozisyona göre değişen bir yaklaşım. Yani onu söyleyeyim. Sen şimdi kendini çok yoruyorsun ya, yormana gerek yok. Şimdi başka bir tarafı da var işin. Evet, mesela ses düzeldi ben, ya. Ben bu tür iftarlara zaman zaman katılıyorum. Buradaki arkadaşlarım da hepsi katılıyorlardır. Peki bu iftarlara biz çok hoşlanarak, çok mutlu olarak falan mı gidiyoruz? Ya hayır. Orada oturup yemek mi yiyoruz öyle? Bu yani. Bu sonuçta bizim için, ya bu iftarları düzenleyenler de bunu bilsinler. Genellikle bizim için bir angaryadır bu. Külfet. Tabii. Yani iftarın güzeli, mesela biz şurada 5 kişi otursak bir sofranın başında bir çorba içsek, yanında ne varsa ne bulduysak ekmek falan onları yesek. Bu, tamam, çorbadan sonra da kalk zaten. Ha, budur iftarın güzel olanı. Orada yani bir cemiyettir, bir topluluktur. O topluluğun hatırını kırmamak. Ve bazen yıl içinde seyrek gördüğümüz birkaç iftardı, cemiyetti. Bu vesilelerle gördüğümüz birkaç arkadaşı da görüyoruz. Onun dışında onun yemeği, onun oturması, onun protokolü. Soğuk çorba, yemeğini söyleyeyim. Soğuk çorba. Ha, bizim için tamam, sevimsiz bir şeydir. Akşamdan portakal suyuna yatırılmış, başemen soslu
Peki ördek, nerede? Hindi bilme. Ya aslında hiçbir bir numarası yok. Görsen tanımazsın. Tanımazsın. Hiçbir numarası yok. Akşamdan yani şeyde menüde şöyle yazıyor. Akşamdan portakal suyu. Nedir yani? İki tane portakal sıkmış, içine koymuş, sabah da almış, bir fırına sokmuş yani. Bence sen konuyu değiştir. Yok bu güzel. Burası güzel. Bak buradan yürümemiz lazım biraz. Şimdi dolayısıyla eğer mesele israf meselesiyle 300 meselesi ise 365 gün. İsraf ayrı bir. Evet. 365 gün bunu. Bir de şu Ramazan ekonomisi dediğimiz bir ekonomi var. Şimdi mesela Türkiye'de Müslümanlar, İslam alimleri, hatta Diyanet olmayacak bir şey bu da. Dese ki ya biz bayramları kaldırıyoruz. Ramazanları da kaldırıyoruz. TÜSİAD bayrak açar. Kaldıramazsınız diye. Tatiller bu meselesini hani Ramazan bayramı 3 günden 5 güne çıksın. Tabii. Kurban bayramı işte 4 günden 7 güne çıksın. Bu bir bayram mesele ekonomisi. Bu bir Ramazan ekonomisi. Yani bunun bir karşılığı var. Mısır Çarşısı'na bir sormak lazım. Tabii. Ramazan geldiği zaman ne düşünüyorlar? Ne düşünüyorlar? Gidiyor Mısır Çarşısı'na alışveriş yapıyor. Oradaki esnaf kazanıyor. Gidiyor ayakkabı alıyor. O kazanıyor. Gidiyor araba alıyor. O kazanıyor. Böyle bir şey. Yani bu sistemi biz inşa etmedik hoş. Bir boyutu daha var. Ramazan eğer iyi değerlendirilirse doğru insanların yani bu sadece bu iftarda birkaç kere duydum ben bu şeyi. Yani açlığın hakikaten önemli yani açlığı hatırlatan bir tarafı var Ramazan-ı Şerif'in. Ramazanlar bizim yoksullarla beraber olmamız gereken zamanlardır aynı zamanda. Ramazan'ın dışında da böyle ama. Hadis-i şerif var değil mi? Yani Ramazan bir özellikle sofranıza bir fakir. Tabii zekat, fitre, müesseseleri. Tabii yoksulların daha iyi hatırlanacağı. Şuna bakmamız lazım. Yoksul arkadaşımız var mı? Yoksul komşumuz var mı? Ve bizim onunla ilişkimiz hangi düzeyde? Yoksullardan haberimiz var mı? Onlara açılan bir kapımız var mı? Onlara zaman zaman ulaşabiliyor muyuz? Şimdi biz mesleğimiz itibarıyla varlıklı insanlar olmasak da zengin ile yoksul arasında yaşayan insanlarız. Bir tarafta paranın, pulun, yemenin, içmenin nasıl seyrettiğini, bir tarafta da onların bir oturuşta yedikleriyle bir ay bazı insanların nasıl geçindiğini görüyoruz. Bunlara tanık oluyoruz. Bunları da hatırlamamız gerekiyor. Yani 10 lirası var da 2,5 lirası çıkışmıyor adamın. Yani bu şekilde yaşayan insanlar var. 5 lirası var ama 125 kuruş daha lazım. Onu orayı burayı didik didik edip bulmaya çalışanlar var. Böyle bir hayatı olanlar var ve bunların sayısı az değil ülkemizde. Yani çok. Biz bir taraftan zenginlikleri görüyoruz, yollardaki arabaları görüyoruz, trafik sıkışıklıklarını görüyoruz. Öyle bir izlenim ki herkes bu memlekette fakir yok zannedeceğimiz bir manzara. Gökdelenlerin yükselişini görüyoruz falan ama bir tarafta da gerçekten kuruşun hesabını yapmak durumunda olan sayısız insan var. Dolayısıyla Ramazan ayları bizim bunları daha çok hatırlamamıza vesile olması gereken aylar. Yani zaten bu müesseseler de çalışıyor. İşte fitre dedi biraz önce, evet. Zekat bu mevsimde, bu ayda çok veriliyor. Çok iyi çalışması lazım. Yani, evet evet. Bu yardımlaşma, örneğin bizim STK'larımız, sivil toplum kuruluşlarımız. Sosyal sermayemiz güçlü. Tabii İHA'sıydı, Deniz Feneri'ydi, işte efendim Sadakataş'ıydı. Neyse yani birçok kurum var. Kızılay'ı bunun içine dahil edelim hadi. Yani kurumlar bunlar da Ramazan ayında özellikle yani projeleriyle fakirlere yardım için yani tamam. Olağanüstü çaba harcıyorlar. Oralara da katkı anlamında da yani bizim duyarlı olmamız gerekiyor. Yani. Ben oralara katkıyı bir tarafa bırakıyorum. Hatta oralara katkıyı bu sebeple ihmal edebilirim. Önemli olan bizim Turgay, efendim, Savcı, Ahmet, Hasan, Yusuf, bizim doğrudan doğruya bu insanlarla ne kadar merhabamız var. Tabii. Zaten
Bu eksildiği için bu yardım kurumları devreye giriyor. Yoksa bu ilişkinin daha insani olması lazım. Şimdi sosyal yani, doğru. Daha teknik, şimdi biraz daha lazım. Teknik oldu. Tabii. Yani komşusuna düşün, gerçekten bu çok önemli. Bunun altını çizmekte fayda var. Yani komşusuna doğrudan bir şekilde elini uzatabilecek bir insan bugün şöyle yapıyor. İşte o STK'lar üzerinden oraya ya, ulaşmaya çalışıyor. STK'ya veriyorsun, işte 1.000 lira veriyorsun. Halbuki yanındaki komşunun 50 liraya ihtiyacı var. STK dönüp dolaşacak da senin yanındaki komşuyu STK bulup bulursa orada yani. O da bulamayacak. Şimdi şu mesela Yusuf abiye telefon açtım. Yarın sabah dedim ki Yusuf abi ya biraz sıkışığım. Bana ne yapabilirsin? Tamam dedi, kapat dedi. Bitti. Şimdi bu kadar basit. Şimdi eğer sen Avrupa'daysan 1.000 euro maaş aldın, ayın 20. günü maaşını bir şekilde, ya çaldırdın, başka da paran yok. Yolda düşürdün, kaybettin. O adamın ay sonunu getirecek imkanı yok. Yani arayacağı bir Yusuf abisi, Ahmet abisi yok. Arasa vermez ve böyle bir sistem yok. Yani sosyal sermaye... Biz ona bireyselleşme diyoruz. Tabii. Biz ona modernite diyoruz filan yani. Bunun adı Ahmet modernite. Ahmet Kekeş bence konuşması lazım. O sosyal sermaye olmadığı için Arjantin'de 2001 bizde denk gelen ekonomik krizde dükkanlar yağmalandı. Bir şey söyleyeyim. Geçen sene Ramazan'da birisiyle beraber yemek yedim ben. Tanıdığım akrabam birisiyle. Döner söyledik iftarda. Bu adam dönerin ne olduğunu bilmiyordu. Başka bir şey gelecek zannediyordu. Yedik, ben dedi ilk defa döner yedim dedi. Yaşı da benden büyük. Of. Anlatabiliyor muyum? Of. Yani böyle insanlar var. Dolayısıyla bizim o insanlarla bir şekilde hemhal olmamız gerekiyor. Evet. Ahmet Kekeş'in başka bir şey demeyeceğim ben. Biriktirdiği. Ya ben de. İşte bu az önce ismini andığın beyefendinin itirazından yola çıkarak bir şey söyleyeyim. Benzer şeyler çok çok fazla. Bir şey dedin ya. Özcan Deniz. Şimdi son zamanlarda bu şey artmaya başladı, bu itiraz. İşte pahalı muhitlerde iftar ediyorsunuz. İşte israf yapıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz filan. Şimdi bu eleştiriler genellikle bu ibadet dairesi dışında görülen insanlar tarafından dile getiriliyor. Yani normal hayatına baktığımızda çok da böyle ilişkili gibi görünmeyen insanlar. En az görüntü itibariyle söylüyorum ben. Ya da sosyal sınıf itibariyle söylüyorum. Sürekli böyle bir eleştiri bombardımanı. Yani bu işte israftan kaynaklanan bir şey değil bu. Bir hassasiyet değil. Yani diyelim ki işte israf etmeyiniz güzel bir uyarıdır. Şimdi bu uyarı yapan insan hayatında israf etmeyinize karşılık gelecek bir düşünce yok. Bir telakki yok. Yani böyle bir anlayışı yok. Yani dolayısıyla bu sadece siyasal ve ideolojik diyebileceğimiz bir temelden yükselen bir şey, bir itiraz bu. Daha doğrusu sınıfsal bir itiraz. İşte bunlar parayı buldular, otellerde iftar yapıyorlar, işte pahalı mekanlarda yiyorlar, içiyorlar falan filan. Yani bu genel bir eleştiri olarak da doğru sayılır esasında, doğrudur. Yani böyle bir tespit yapılabilir. Ama nedense Ramazan giriyor, Ramazan başlıyor. Böyle bir bombardıman. İşte Ebu Zer gibi ol, şöyle ol, böyle ol falan ya kardeşim. Yani sen bu itirazı dile getiren, sen infak diye bir şeyden haberin var mı? Hı hı. Tasadduk diye bir şey biliyor musun? Zekat diye bir şey biliyor musun? Fitre diye bir şey biliyor musun? Ve bunlar hayatında ne ölçüde yer işgal ediyor? Bir de bu eleştirilere muhatap olanlar, muhatap olan insanlar bir aylığına da olsa Ramazan'da işte görüyoruz ki herkes böyle yoğun bir seferberlik içinde. İşte yardımlar gidiyor, işte fitreler gidiyor, zekatlar gidiyor. İşte insanlar en azından
işte yoksul, içinde yoksul kelimesi geçen cümleler kuruyor filan. Yani hiç değilse bu insanlar böyle bir hassasiyet içinde. Yani dolayısıyla bu eleştiriler kıymet kazanmıyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani sen o ismi zikrettiğin için söylüyorum. Benim kafam hali orada kaldı. Tabii ki yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Tabii ki yerken sağlığınızı düşününüz. Yani işte çok yemek, oburca yemek bu doğru bir şey değil. Yani sağlığa uygun olmadığı gibi. Doğru da bir şey değil. Yani bu ülkede yoksullar var, açlar var, doğru. Yani yaptığınız bir şeyi işte şatafatlı yapmayın. Gösterişli mekanlarda yapmayın. İşte ölçüler içinde yapın. Ölçü sahibi olmak iyi bir şeydir. Doğru bir şeydir. Ama bu eleştirileri de ben kıymetsiz eleştiriler olarak görüyorum. Diyorum ki bu eleştiriler hep öteki dünyadan geldiği için ibadet dairesi içinde asla görmediğimiz, düşünmediğimiz ve o hassasiyete sahip olmadığını bildiğimiz insanlar tarafından dile getirildiği için bunun altında ideolojik bir şey var diyorum ben. Onu da kendi bağlamında, eğer değerliyse, çok değerliyse onu da kendi bağlamında konuşalım. Şimdi şu geçmiş yıllarda hatırlayın, mesela bundan 15 yıl önce 1990'ların başında şöyle bir savunma halindeydi o ideolojik çevreler. Ya tamam, biz namaz kılmıyor olabiliriz, şunu yapmıyor olabiliriz, bunu yapmıyor. Ama bizim kalbimiz temiz. İşte bizim babaannemizin başı örtülü vesaire. Kendilerine yöneltilen, ki o zaman yani o günün eleştiri biçimi de farklıydı. Nedir? İşte o dönem çıplaklık üzerinden eleştirilere maruz kalınıyordu mesela onlar açısından. Niye laiklik ve dindarlık tartışması zirve yapmıştı? Zirve yaptığı için biri bir tarafı gerici olmakla suçlarken diğeri diğer tarafı da din üzerinden eleştiriyordu. Şimdi o tablo değişti çok şükür. Yani insanlar dilediği gibi yaşıyor bugün. Bugün de bu kez o taraf laiklik üzerinden vurmuyor, samimiyetsizlik üzerinden vuruyor. Şunu söyleyeyim. Bu masanın etrafında olanlardan hiçbirimiz, Yusuf abi söyledi. Yani işte burada kurumda çıktık, yukarıda restoranda yemek yedik, geldik yani. Buranın yemekhanesinde. Öyle bir derdimiz de yok yani. Bir tas çorba bizim için kıymetlidir. Zaten ya, onu yedikten sonra mesele bitmiştir. Bizimkisi çok kıymetli ya. O trafikte gideceksin, bir yerde biriyle tabii, oturacaksın. Tabii. Yani biraz önce Yusuf abi çok güzel söyledi yani. Bu bizim için ultra külfet bir yerde gidip yemek yemek. Aynen öyle. Ben bugün arkadaşlar diyorlar ya işte iftar edelim falan. Tamam dedim, iftar edelim. Buyurun kardeşim, burada iftar edelim tabii. Yani. Başka bir yere çağırmayın. Yani. Ahmet Özdemir'in iftarı var şimdi Ahmet abi. Tabii. Yani ne yapacağız? Vallahi kara kara düşünüyoruz tabii, yani. Ne yapacağız? Doktor şimdi? Ahmet Özdemir. Doktor Ahmet Özdemir. Ahmet Özdemir mesaj atmış. Ben dedim ki tarif ettiğin yerde çay yok. Garanti verdi bana çay olacak diye. Ben de birkaç kelime söyleyebilir miyim? Ahmet Özdemir'le ilgili mi? Hayır, bu Ramazan'la. Tamam, tabii ki. Şimdi efendim, Allah'ın ismini çok güzel çillerle süslenmiş bir şekilde yazı, bir tablo şeklinde duvara astığınızda, ona inanç gözüyle baktığınızda, orada ne yazıyor diye sorduğunuzda Allah yazıyor diyeceksiniz. Ama felsefi açıdan baktığınızda, ilk orada ne var, ne yazıyor dediğinizde adam işte Çinlileri tarif edecek, mümneleri tarif edecek. Önce Ramazan'a bakış açınız önemli. Yani siz Ramazan'ı lüks iftarlardan ibaret bir şey de sayabilirsiniz. Anadolu'daki garibanlara giden gönül köprüsü olarak da sayabilirsiniz. Kimisi Ramazan'da 5 yıldızlı otelde iftar yaparken mutlu olur. Kimisi köyde eğer bir gerçekten soğuk bir bölgedeyse, bir de sobası yanıyorsa, üstünde de bir mavi çaydanlığı varsa, of, onun o suyu kaynamasıyla birlikte, sobaya değen suyuyla, cız sesiyle birlikte daha mutlu bir şekilde iftarını açabilir. Yani bunlar türlü türlü şeylerdir. Bazıları işte çok güzel lüks bir yemekten hoşlanır. Öbürü tandır başındaki bir kebaptan ya da külün içinde pişirdiği iki yumurtadan mutlu olabilir. Bence Ramazan ayı şey olmalı. Yani fakirleri hatırlama ayı olmalı. Yani bütün aylar hatırlamalıyız tabii, da Ramazan'da zirve yapmalı. Ramazan'da zirve yapmalı. Açlık aslında insana, diğer insanlara, yani sürekli belki de açlık çekmeyen insanlara açlığın ne olduğunu öğreten bir aydır. Ben Suriye'deki insanların aç kalınca hangi duyguları yaşadığını her zaman anımsayabilir, ama oruç tutan bir adam her an anımsayabilir. Hatta biz iftarımızı açarken Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin diye bir de bir temennide bulunuyoruz.
Bence işte böyle Ramazan altını boşaltmak için, itibarsızlaştırmak için böyle şeyler söylüyorlar. Bunları söyleyenler valilere ödedikleri paralarla binlerce insanın karnını doyurabilir. Sadece o lüks gazinoların önünde bekleyen valilere 100 lira bahşiş veriyorlar ya. İşte arabayı şuraya çek, buraya çek. Yani. O paralarla zaten birçok insanı doyurabilirler. Böyle söyleyen insanların ailelerinde ne kadar fakir var, ne kadar yardımcı oluyorlar maddi imkanlarıyla orantılı bir şekilde. Onu da araştırmak lazım, öğrenmek lazım. Ben tabii Özcan Deniz'i yakından tanıyorum. Amcası bizim komşumuzdu. Bizim yanımızda büyüdüler. Özcan büyümedi de babası falan bizim köyümüzde. Bizim kendi köyümüzdeydiler. Bize işçilik yok, Özcan Deniz bir şey dememiş. Yani şey olarak... Ben ailesini bildiğim için öyle kötü niyetle bunları söyleyeceğine inanmıyorum. Çünkü ailesi gariban bir aile. Hakikaten işçilik yaparak bir yere gelen amcası Şakiro. Kürt... halk müziği sanatı diyelim, Kürt dengbej dediğimiz kültürde bir ne numara. Söylüyor onlar? Dengbej nasıl dengbej, bir şey? Yani sözlü tarihi kelimelere aktarıp müziksiz ellerini böyle kulaklarına tutarak çok müthiş bir sesle. Bilir misin dengbej? Dengbej'i bilirim tabii canım. Dengbej. Yani bir ufak. Hayır, ben bir iki Kürtçe dinledim. Olağanüstü zevkli bir şey. Ya, hatta arkadaşlar yani şarkı şeklinde hikaye anlatıyor. Buradan bir tane söylesin. Şakiro'dan Şakiro mu? Evet, Şakiro. Mesela Mete yazsınlar. Şakiro, Mete. Mete. He. Ondan bir şey alalım. O tamam. Bir saniye. İçeride bulunur o şimdi. Bir dakika içerisinde içeride bulunur. Evet. Ömer bulur şimdi. Mesela o çok önemlidir. Köy cemaatlerinde akşam mesela bizim köyde Şakiro gelirdi. Şakiro ile birlikte çok büyük bir misafir odamız vardı. Böyle 150 metrekare tek oda. Bütün komşular orada toplanır. Herkes oturur. Şakiro tam 5 saat onlara konser verir o köy odasında. Onlar da çay içer, işte yemek yerler, iftarlarını açtıktan sonra hiç dağılmazlar, bir şeyler anlatırlar. Yani Özcan Deniz böyle bir aileden, böyle bir kültürden geliyor. Amcası Bedi, dedesi Bedi. Bunlar bizim çok köyde çok emekleri var. Allah rahmet eylesin, Şakiro öldü. Ama Şakiro Pavarotti, Mavarotti, Şakiro'nun yanında sıfır. Sıfır yani. Güzel. Böyle bir şey olmaz. Şakir o kötü teyiplere doldurduğu sesiyle, şimdi siz birazdan dinleyeceksiniz. Bugün sağ olmuş olsaydı Şakiro, dünyada bunu araştırma konusu yaparlardı, tez konusu yaparlardı. Bu gırtlak, bu ses nereden çıkıyor? Bu kadar bağırdığı halde, saatlerce böyle söylediği halde nereden buluyor bu enerjiyi? Bunlar çok önemli şeyler, çok önemli bir kültürdü. Eski Ramazanlar kalmadı, şimdi davulu alarım saatiyle uyanıyoruz. Davul diye bir şey yok, kapıları çalmak yok. Evlere yemek servisi yok. O ona gönderir, ben bunu pişirdim, sen bunu pişirdin. Akşam mesela bir köyde kimse evinde iftar açmaz. 30 haneli bir köyde. Ya bizim bugün annemler gittiler işte köye, birinci günüydü. 30 Ramazan boyunca köyün azıcık hali vakti yerinde olanlar 30 Ramazan'ı paylaşırlar mutlaka. Evet. Ve herkes köyün odasında işte, cumartesi günü ben davet edeyim. Bütün millet davet edeyim. Cumartesi günde bizim ailenin köyümüzde yemeği var. Buyursunlar gelsinler, iftar edelim hep beraber. Yani o adettir yani. Sadece Mete herhalde. Bir dinletecekler, stüdyoya verecekler. Biz, yani dinletirken bizim sesimizi al Barış. Ver. Alo. Ama haylo 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 dünyayla maymete. Mete, Rabbana emetera el-şavdi ev-şavda el-zinara. Sıba Muhammed Ali Bey'e kege zahidu suari tigrajı masuari bülboze ki kulli caca elide el-vihalede lidi el-inara. Alın. Bu Şakiro değilmiş. Yok yok. Şakiro Mete. Onu bulursanız onu dinleyelim. Var. Çok var. Evet. Tamam. Onu anlatıyordum. Mesela şimdi bir apartmanda 30 tane daire var. Kimse kimseye selam vermiyor. Aslında daha yakın birbirine. Köyler dağınık. Tabii. Ve herkes, daha uzaklı mevlasında. Evet. Ama kimse 30 daireli bir apartmanda kimse kimseyi evine iftara çağırmıyor. Kimse kimseye iftar vermiyor. Ya da bir lokantada bir 2-3 kişi toplanıyor. Zevk vermiyor. Yani o köyde o gençlerin heyecanını görüyordum. Bize akşam misafir gelecek. Hepimiz teyakkuzdayız. Evin gelini, evin kızı. Hepimiz en güzel yemekleri, en güzel tabaklar. Tabaklar yetmezse
komşulardan tabak alırdık. Çatal yetmezse oradan çatal alırdık, kaşık alırdık. Değil mi yani. Ya o gelenek merak etme hala devam ediyor onu söylüyorum. Hayır Anadolu'da var yani ya, ama devam ben ediyor. Duygulanıyorum. Diyorum ya, ben davet ediyorum işte buradan ya, cumartesi günü. Ya, biz de davet ediyoruz ama yetmiyor. Çankırı, Kurşunlu, Madenli köyü gelsinler, herkese iftar orada. Biz veriyoruz, bizim ailemiz veriyor. Hadi. Oo güzel tandır ekmekleri. Mesela şimdi lüks sofrada siz bu bir de peçetenin içine koyuyorlar. Küçük küçük ekmekler böyle bir şeyle tutuyorlar. Maşayla. Bu zevk görmüyor ki. O güzel uzun tandır ekmekleri hemen böyle sofranın etrafına dizilirdi. O keşkekler, bulgur pilavı, salatalar. Ondan sonra oradaki o mutluluk, o arkadaşlar, heyecan. Arkadaşlar ağrıya 5 bilet ayarlayın. Ya keşke 15 bilet. Keşke 50 bilet. İnanın. O köydeki bir günlük iftar, bırakın beş yıldızlı mildizli, toprağın üzerinde. Yazın böyle dışarıda yerler ya, dışarıda yazın yerler. Ya otobüste yolculuk yaptın mı hiç? Yaptım tabii, yapmadım. Tamam, yaptın. Herkes yaptı. Şimdi geçen bir yerde mevzu oldu, aklıma geldi. Yapın, otobüste yolculuk, tabii hepimiz yaptık. Nostaljik bir şey gibi mi anlatılıyor? Ya nostaljik bir şey gibi anlatılıyor. Şimdi herkes uçağa biniyor tabii ya. Herkes, onu da geçtim. Bak, bu burası mühim. Şimdi şehirler arası otobüse binip işte 10 saat, 16 saat, 18 saat işte buradan Malatya'ya gitmek 24 saatti. Hayır. O eski otobüslerle falan düşünsene işte 24 saat, 16 saat falan şimdi zannediyorum. Evde hazırlanan börekti, şuydu, buydu, efendim meyveydi, dolmaydı vesaire alınır yanına. Çünkü mola verilen yerde inip oradaki restorandan yemek yemek lükstü. Sevgili kardeşim, tuvaletler ücretle. Tuvaletler, muhabbetleri vardı yani. Tabii ücretli. Çaylar şirketten muhabbetleri. Şimdi düşün. Yorulalım çaylar şirketten yorulalım falan. Bu anonsları hatırlarsınız. Çaylar şirketten. Eğer çayın yanındaki nevale çantada. Çantada. Yahut işte o klasik şey vardır. Çıkarır adam portakalı eliyle parçalar. Buyur kardeşler sana ikram eder işte ye falan. Şimdi bunlar fakirlik günleri. Yani bu ülkenin fakirlik yokluk günleri. Şimdi bu şimdi devam ediyor bu yalnız. Bu öykü, evet. Hayır. Bu öykü nostaljik bir şey de, değil. Şimdi bizim de meşhur, insanlar otobüste geliyorlar. Etmiyor demiyorum. Evet. Bizim meşhur bir siyasetçi uçağa binmiş Diyarbakır'da. Ankara'ya geliyormuş. Yanındaki arkadaşına bir şey uzatmış. İşte evden bir şey koymuşlar herhalde yanına. Yanındaki de demiş ki benim gastritim var, ben yiyemem. Ya demiş sen bunu ye, gastritim biraz sonra yeriz demiş. Şimdi de tabii ki var. Yani nostaljik bir şey değil. Yani nostaljik ama eskiden bu yaygındı. Yani bugün azaldı. Tabii. Eve baklava götürmek. Yani düşünün yani eve muz götürmek. Seni adamlar bulamıyor. Bak bu işte. Bulacaklar. Bulamadılar. Şimdi arkadaşlar mola verebiliyor muyuz? Veriyoruz. Peki bir mola veriyoruz. Dönüşte Süleyman Demirel'in ve Şakiro'yu dinlet. Tamam, Şakiro, çok önemli. Tamam, Şakiro'yu bulurlarsa dinleyeceğiz. Şakiro. Hayır, Şakiro. Şakiro ayrı. Biliyorum ayrı. Ama bakın Putin'in şu anda özel sanatçısı Kürt bir kızdır, Zerifa. Mesela o ağrı kökenlidir. Putin'in özel sanatçısıdır. Erdoğan'ın özel sanatçısını biliyor musun? Biliyorum. Sonra konuşalım. Peki o zaman sonra konuşalım. Evet yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sıra dışı kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi biz işin içinden çıkamayınca ben şöyle bir atraksiyon yaptım. Hemen. Profesör Doktor Mustafa Öztürk'ü yanımıza aldım. Nereden geldi peki Mustafa Öztürk? Allah gönderdi. Gerçekten biz çözememiştik hocam. Çözememiştik. Epeyce bir şimdi, konuştuk. Mevzu... İki kısmı var mevzunun. Biz öyle başladık. Şimdi iftar sofrasından kalkıp buraya gelince hepimiz böyle bir pert halindeydik. Şeker yükseldi, efendime söyleyeyim. Bir ağırlık çöktü. Hani derin konularla yani siyaset konuşuyoruz neticede ama Ramazan başlamış. Evet. Bir Ramazan güzellemesi yapalım diye bir yerden başladım. O da şuydu. İşte şu eleştiri var. Zengin iftar sofraları. Bir yıl 365 gün, 335 gün boyunca bu eleştiriyi yapanlar, bu ülkenin ve dahi dünyanın çeşitli lüks restoranlarında iyi biçiyorlar, oluk oluk para harcıyorlar. Ramazan ayı gelince bu arkadaşlara bir şey oluyor, aman israf etmeyin diye Müslümanların iftar sofrasıyla uğraşıyorlar.
Benim gayıp, mesele israfsa, şuysa, buysa, senin bindiğin araban, 1 milyonluk arabaya biniyorsun, 2 milyonluk arabaya biniyorsun, 5 milyonluk evde oturuyorsun. İşte Sabri Sayan'ın dediği gibi 100 lira valiye bahşiş veriyorsun. Orada adam bir restoranda oturmuş, yemek yiyor diye dövüyorsun. Buradan başlamıştık hocam. Birincisi buydu. İkincisi de... Ama sonra... bu eleştiri herhalde Cihangir'den, Etiler'den gelmiyor. Gene o... bizim... Yok yok, Cihangir'den... Yo, onu ben söyledim hocam. Ben dedim ki bu cemaat paralel lapı... Ben sizin o tespitinize çok katılıyorum. Şu anda oradan vuruyorlar. Ebu Zer'i mahalleler. Ebu Zer'i keşfettiler. Ebu Zer'i keşfettiler. Fakat onların bu konudaki ilkeliliği şeye benziyor. Teravih'in bidat olduğu, işte Mahya Asman'ın saçma sapan olduğu ama ondan sonra da gidip Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde teravih namazı kılmak gibi bir dürüstlükleri var, ilkellikleri var. Bu Ebu Zerciler bu işlerle çok meşguller. Bir ikileri de Hasan Bey'in tespitine yerden göğe kadar katılıyorum. Abantlarda, Mabantlarda, bilmem şuralarda, 5 yıldızlı otellerde senelerce bize yem olarak insanlara tavlamak için tabir caizse amiyane tabirle her türlü şatafatı, her türlü lüksü insanların önüne koy. Şimdi AKP Müslümanlığı falan filan diye yazı yazmaya işte Neredesin Ebu Zer diye bağırmaya başladı. Yani bir insanın bu kadar kıblesi şaşmış, bu kadar ilkesiz, bu kadar pespayı olmasını ben daha midem kaldırmıyor. Ki Ebu Zer'i de yolda görseler selam vermezler. Selam vermezler. Değil mi? Var, selam çünkü, vermezler. Çünkü onların olimpiyatlarına haşa. Hazreti Peygamber geliyor. Yok. İşte yani... Ama şunu söyleyeyim yani Ramazanlarımızda hakikaten böyle altın yıldızlı tabaklarda iftar sofraları düzenlemek de yani bizatihi kendinde değerlendirirsek bu mevzuyu ya hoş bir şey yani çok da matah bir şey olduğunu söyleyemem. Yani onu da aslında Yusuf abi çok güzel söylüyor. O kendi yani, içinde paranteze alarak o mevzu ayrıca tartışılmalı ama dışarıdan gelen eleştirinin dinime söven Müslüman olsa bari eleştirsin. Bir yandan bizim için bu iftarlar zaten bir angarya yani. Külfet oluyor aslında yani. Ben solda çağır. Şeyi koşarak tercih ederim ya evimde ya da şurada mesela arkadaşların arasında kendi başımıza o iftarı. Mesela Yusuf abinin adetidir. İftar yani burada yani başka yerde de mutlaka vardır. Cebinde 3 tane biber vardır. Yusuf abi. O biberi öbür tarafta yiyemez ama. Tabii. 3 tane biber vardır. Mesela ben bugün... sen yiyorsun ama ilginç olan da ikisini sen yiyorsun. Yusuf abi bugün geldiğinde dedim ki Yusuf abi biberim vardır inşallah. Kalktı oradan ceketin cebi neydi çıkardı burada dedi. Biz aldık yukarı çıktık onu. Ahmet geç korktu biberi görünce. Ben yedim. Ahmet Bey yok. Kırmızı biber, acı biber. Ya bu ne kadar keyif, acı biber ne kadar tatlı bir şey hocam ya. Aynen. Savcı Bey de biraz önce diyor ki yani böyle bir de soban yanıyorsa diyor. Çaydanlıktan da diyor memesinden bir de tıs ettiyse bunun tadını alır. Ben de biraz önce sizi seyrederken rejide zeytin vardı tabakta. Bir de şey... Pide. Çok güzel geldi çok bana. Ya. Hocam o eski Ramazanları hatırlatmak kazındım, için. Kazındım götürdüm orada. Öyle mi? Eski Ramazanları hatırlatmak için Şakiro'dan bir parça dinleyeceğim. Hayır lütfen. Abi, biberim bile eski Ramazan'da yeri var. Şakiro'nun da var. Var mı? Hadi hazırmış hemen sana zahmet. Usta senin için baş... geldim beraber gideceğiz. Tabii, zaten, beraber mi? Gideceğiz. Beraber. Şu Şakiro'dan bir dinleyelim bakalım neymiş Şakiro. Sese bak ama. Yeri hayo. Bu beni halo Hamadi Ali Bey gelir zahid olsun etiyor mali sual mı suali bu di çar sali değil ve Hamad el Ravro Naruja Khalifa Hamadi Ali Bey gelir zahid olsun etiyor mali sual ve anta vay bir imale for kramet ve mamir. Evet. Şimdi bu şimdi anlamadığımız için. Evet, şimdi bu Muhammed Ali Bey gidiyor. 20 defa haylo dedi. Ne demek haylo? Haylo drum yani şey bir ağıt şeklinde.
bu türkünün diğer tarafı... Haylo ne demek? Bir dakika şimdi bilmiyorsun. Nasıl? Adamın adıdır Haylo. Hayır hayır. Olur mu adamın adı? Yani Haylo Haylo yani... eyvah eyvah adamdan. Evet tamam öyle bir şey. Mesela burada Mehmet Ali Bey gidiyor. Mehmet babamın amcası. Ali Bey de dedemdir burada bu türküde. Bu türkü ona yakılmış. Bir kan davasını şey yapıyor, anlatıyor. Şakir o kaç yıllık önceki sesi biliyor musunuz? En az 40 yıl önceki sesidir. 40 yıl önce bak o eski teyipleri düşünün. Ki bu belki de en az sesinin çıktığı bir türküdür. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu kültürle büyüdük biz hepimiz. Belki ben çok gecine yetiştim ama Ramazanlar öyleydi. Bir yerde otururlardı, konuşurlardı, sohbet ederlerdi. Biraz önce hocamın dediği o çaylanlık meselesi, sofralar, yer sofraları, evin kızı. Şimdi misafir geldi mi evin kızı diyor ki Allah belasını versin nereden çıktı ben Karadayı izleyecektim. Evin erkeği diyor ki nereden çıktı ben diyor Kurtlar Vadisi. Biz hazırla geçerdik. Bir dakika bunlar bu söylediklerin doğru değil. Niye doğru değil? Dense biz sıra dışını izliyorduk derler yani. Ya olabilir ama vallahi özlüyorum. Yani ben peki, özlüyorsam. Şimdi bu kısmını. Siz yaşları siz hesaplayın. Bu kısmını hallettik. İlk kısmı buydu. İkinci kısmı şuydu. Bunu halledemedik. Baba tarafından müftü olan, babası müftü olan Yusuf abi biraz yardımcı oldu bize. Şimdi bu tabii bu kesinlikle burada bu ayetle sabittir. Mevzu değil. Ama insanlar bu meselenin böyle esprisi üzerinden bile bir hoşluk olduğu için hocam sen kurtar beni. Ben bu soruyu böyle rahat soruyorum ama sen beni o, ipten yani kurtar. 18 saattir boştan evlat istiyorsun. Hay Allah razı olsun hocam. Çünkü öyle yapanlar da var yani. Var. İhsen'e de açık demiş ki bunun cezası yok oruç tutmamanın falan demiş hocam. Hayır yani onlar ceza deyince işte 100 değnek, 80 değnek çaprazlama, kesilme gibi bir cezadan basıyor. İçkinin de cezası yazmıyor Kur'an-ı Kerim'de. İçki içmenin de yazmaz. Yani. Orucun da. Mesela namaz kılmayan da işte şu kadar azap görür, bu kadar kefaret şey... Kefaret ceza değil mi? Eğer bu bu başlamadığınız, başladığınız ve bozduğunuz zaman ha. Kefaret, bu tereddüp ediyor. Tutmazsanız. Bu hiç başlamamış, hiç başlamamış. Hiçbir şey yok. Yani... Onunla ilgili cezai müeyyide, Kur'an-ı Kerim'in bu konuda cezai müeyyide belirtmemesinin sebebini söyleyeyim mi? Bir mümin olan insanın oruç tutmama gibi bir durumunun olma ihtimali düşünülmediği için ceza da zikredilmiyor. Ama tutmuyorsa o zaman mümin kategorisinin içinde mi dışında mı olduğu üzerine epeyce ciddi olarak kafa yormak gerekir. Şimdi burada amelle iman ayrı mıdır, gayrı mıdır diye bu tartışmayı başlatmayalım ama Kur'an-ı Kerim'de bunun pek ayrısı gayrısı görünmüyor. Ayrısı gayrısı görünmüyor ama hocam bizde de bir alacalı Müslümanlık var. Tarihi tecrübe işte yarım yamalak mevsimlik Müslümanlıklar peyda etmiş. Peki bizim statümüz ne oluyor? Vallahi bizim statümüzün Kur'an'daki Müslümanlık tipolojisine uymadığını biliyorum da akıbetimiz ne olur onu bilmiyorum. Burada tamamen her şeyi vazgeçip benden adam olmaz deyip bırakmak yerine yolda olmaya, kusurunu küsürünü itiraf edip tövbekar olmaya, mahcubiyetini Allah'a karşı dile getirmeye çalışmak Müslümanlık bu, böyle bir şey hocam. Bu güzel bir hoş bir tanım. Yani benden bir cacık olmaz deyip daha beter. Bu aslında içinde bulunduğu durumun meşrulaştırıcı bir şey. Bizim bu tavırımız kader meselesine de çok benziyor. Yani ne kadar aksaklık, arıza, bela, musibet varsa bunu hiç kendi yapıp ettiğinle ilgili görmeyip iyi işler söz konusu olduğunda hayatta işler yolunda giderken hep kendinden bilmek ki bu Karun'un şeyine benzer, tavrına benzer. İşte Allah için de versene biraz dediğinde ne diyorsun ya diyor ben bunu ilmimle, dirayetimle, becerimle kazındım. Ne Allah için vereceğim onu verdi ki bana der gibi. İyiliği hep biz kendimizden biliriz. Hep ilmimiz, irfanımız, becerimiz ama... Vallahi derin hoca getirdim. Bir tek kötülük, bana bırakmayın. Kötülük oldu mu bunun birine fatura edilmesi lazım. Hırsınızı alamıyorsunuz. Bizimkiler o Anadolu kurnazca bir kelime bulmuyor. Kahpe felek diye. O felek dediği dehir demektir. Dehir de Allah demektir aslında. Maşallah. Laf oraya gidiyor aslında da dolandırıyor yani. Direkt küfredemiyor. Burada bu kader konusundaki iki yüzlülüğümüz gibi ibadettedeki zayıflığımızı, efendime söyleyeyim, iradesizliğimizi bir anda yenilgiyle kabullenmişliğe çevirip benden zaten olmaz. Dikkat edin o Kur'an-ı Kerim'de hatemallahu ala gulubihim. Ya zaten Allah kalbi mühürlemiş,
deyip evet. hemen Kur'an'ı ikinci sayfada kapatma huyu da buradan geliyor. Ya azıcık üstüne gitsene, azıcık omuz at, biraz vur kapıya, belki bir omuzda yıkılmasa bile açılabilir. Kadercilik yapıyor, tabii, bütün aynı, suçu da oraya aynı, atıyor. Aynı. Değil mi? Yani. Ben onun için yani oruç tutmayan bir Müslüman, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kategori olmadığından ve düşünülemediğinden haşa olabilir. Tutar, nefsine tutma niyetiyle girer yola, üçüncü sonra gün bozar. Nefsine yenik düşer. Ahmet Bey, o zaman işte kefaret gündeme geliyor. Peki, 61 gün, 1'e 61 gün hocam. Bu mesele hani mevzu açıldı, oradan soralım. 1'e 61 gün, yani sizin olur de, mu? Sizin de aklınıza takılan sorular varsa hepinizi bu akşam moderatör ilan edin. Ben sizin programı ifsad ettiğimi farkındayım. Yok, ne güzel yok. Burada Demirel, Şapka, Baba gidiyordunuz. Yani biz geldik şimdi fıkıh kitabına döndü siz burası. Siz biraz önce bir örnek verdiniz ya adam... Bir dakika, şu dakika, şu gün halledelim. Söyleyeceğim ona, aklıma bir şey geldi, örnek geldi. Bizim Anadolu'da biliyorsunuz bu hayvan alışverişi yapan cambazlar var, tüccarlar var. Celepler. Bunlar giderler işte bir hayvan alırlar, getirirler, satarlar, kar ederler ya da zarar ederler. Kar ettikleri zaman... Ulan ben bu ineğin kaç gram olduğunu biliyordum. Bak benim maharetimi görüyor musun diye övünüyor. Zarar ettiği zaman diyor Allah iman Kur'an'dan mahrum etmez. Kar zarar kardeştir. Sizin aynen öyle. Şimdi 61 gün meselesi. Hocam diyor ki ya bu gariban zaten dayanamamış. Bir gün işte 3 saat sabredememiş. 61'i nasıl tutacak? İşte burada bir yanlış hesaplama yanlış falan diyen var. Hayır, yok, 61 gün tutacak diyen var. Nedir bu? Nedir bu durum, nedir hocam? Ya ben bu 61 günlük ulemanın tercihini, yani burada bir tane seçenek yok kefarette. 3-4 tanesi. Bir hadis üzerinden gidiyor bu. Bunun Kur'an'da orucun 61 evet. günlük kefareti yok. 60 günlük kefaret zihar kefaretidir. O da 3 seçeneklidir. Köle azadeler öyle bir şey yok. Bütün ravilerde var mı bu 61 günlük? Yok hocam, şunu diyeceğim. Köle azadı köle yok. Azadı yok. İki, zihardan bahsediyorum. Yani şu anamın sırtı gibisin deyip boşanma durumu evet, oluşuyor ya. Onu geri çevirmek için en azından kefareti budur. İki, fakir doyurmak. Üç, olmadı 60 şey. Oruç tutmak, şey fakir doyurmak ve oruç tutmak. Şimdi hadislerde bu zihar kefaretiyle ilgili bu kategoriyi Ramazan'a bağlayan bir hadis de var. Yani orada bir operasyon var gibime geliyor. Yani zıharı almışlar, zıhar yaptım diyor karısına. Bir rivayette diyor ki Ramazan'da oruçluyken yaptım diyor. Bunu Ramazan'ın kefaretine bağlamışlar. Aslında bu bir zıhar kefaretidir. Orada da seçenek çok. Ya Resulallah ben mahvoldum. Geldi adam. Ne oldun? İşte ben bilerek isteyerek oruçlu olduğumun farkında olarak eşimle ilişkiye girdim. Ne olacak şimdi? Al şunu, şu hurmayı git tasadduk et. Ha, dur. Şunu yap, köle azadı. Yok imkanım. Oruç tut. Zaten tutabilseydim 60, yani dayanabilseydim tabii. Zaten bu işi yapmazdım. Şunu tasadduk et. Benim çoluk çocuğum zaten aç karnı aç. O zaman götür ailene yedir. Bakın burada 3 tane seçenek var. Ulema bunların içinden bu 60 günlüsünü seçmiş. Öne çıkarmış. Sebebi ne? Ben bu mantığın şöyle işletildiği kanaatindeyim. Resulullah Efendimiz Cuma günü öyle bir an vardır ki o anda edilen dualar geri çevrilmez. Cuma'ya Müslümanları biraz konsantre halde, motive edici bir halde Cuma'ya yönelten bir ifade. Kadir gecesini işte Ramazan'ın şu son günlerinde arayın. Kadir gecesinin yani Ramazan konusunda son 10 güne, son düzlüğe girdiğimizde artık gevşemeyi biraz toparlayıcı, biraz derleyip toparlayıcı bir teşvik. Doğru mu? Evet, doğru. Bir tane daha var. Nedir o? İsmi Azam. İsmi Azam, Allah'ın bir ismi azamı vardır ki o isimle Allah'ı andığınızda işte bakırı altına çevirmek gibi böyle acayip işler bile olabilir suyun üstünde. Yüze. Bu ne? Cenab-ı Allah'ı dilinizden eksik etmeyin motivasyonları. Dikkat ederseniz üçünün de vakti belirsizdir şeyin. İsmi Azam'ın ne olduğu belirsiz, Cuma saati belirsiz, Kadir gecesi belirsiz. Bunu nokta olarak söyleseydi herkes oraya odaklanırdı. Bir tür Hristiyanlıktaki gibi günah çıkarma şeyine dönüşür. O arayı gösteriyor ki Müslümanlar o zamanı arasınlar ve yolda olsunlar farkında olun. Ben bunun
kefarette de tersinden düşünüyorum. Bir olumlu teşvik vardır, tergip deriz. Bir de terhip vardır, sakındırma. O da biraz işi zora koşmak, en çetrefil olanını koymak, Müslümanla caydırıcılık. Yani Ramazan'a karşı Müslümanları daha titiz, daha duyarlı, daha dikkatli, daha özenli olmalarını sağlamak. Sonuç, 61 günlük kefaret, Diyanet'in kanalında da, resmi kanalda da söylediğim için, sivil kanalda haydi haydi söylerim. Hocam, 61 günlük kefaret mekanizması tartışılamaz, sorgulanamaz bir mekanizma değil. Yani dininizin kıymetini bilir. Bir de şey var, benim hatırladığım kadarıyla Hanefi mezhebindeki dışındaki mezheplerde var mı 61 gün kefaret? Var var. Şafii'yim ben. Yani bizim mezhepte oluşan şey bu. Yani Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmi halinde bu konuda, yani hocam bilirsiniz, gerçekten hani işte bozarsan diye başlar. Hani orucu bozarsan işte 61'in şartları gerçekleşmiştir diye uzun uzun anlatırdı orada. Fakat hani bu yerleşik, bunun cezası bir de bu bir de kazası. Yerleşik hale de gelmiş yani öyle bir evet. Meselemiz kalmamış. Ya yani. Bir de bu yani bunu, 61 meselesi teamül haline geldi. Yani işte diyorum, bu yerleşik hale çok geldi. Da sorgulanan bir şey de olmadı geçmişte. Doğru. Yani o geleneksel İslam algısı, o koca karı imanı dediğimiz şey bunu tartışılmaz bir şekilde kabul ediyor. Bu teamülü çok da sarsmıyorlar. Yani ben mesela imsak vakti tartışmaları var biliyorsunuz. Şimdi bu evet. Yani şimdi orada birebir konuştuğunuzda çok daha detaylıca bir şeyler söylenebilir. Ama 70-75 milyon insanın işte ömrü hayatında hemen hemen herkesin üzerinde ittifak ederek çok da müştekli olmadan neredeyse içselleştirerek yapa geldiği bu uygulamanın bunu bir ilmi mahvilde mecliste tartışmak başka bir şey. Ama kalkıp arkadaşlar bize Diyanet İşleri Başkanlığı çok amiyane tabirle senelerdir kazık atmış, aldatmış deyip kalkıp bir ulusal televizyon kanalla işte bak su böyle içilir demenin ben bunun ne ilme, ne irfana, ne Müslümanlığın hayrına bir hareket olduğu kanaati taşımıyorum. İlmi bir tartışma yapılacaksa bunun zemini başka bir yerde var. Başka bir yerde, başka bir üslupta. Olgunlaşır, Diyanet'te pişirilir, biter. Diyanet'te bir hazırlarsınız. Bir sonuç bildirgesi yazarsınız. Diyanet'te bunu usulüyle gerekirse söyler. Ha bana özel olarak konuştuğunuz zaman tamam Kur'an-ı Kerim'deki işte vekülü veşrabu hatta yetebeyyene lekümün hayb diye başlayan ayet-i kerimede yani gece karanlığı ile gündüzün aydınlığı seçilebilir olduğunu yani dışarıya baktığınızda pencereden dışarıdaki nesnelerden o ağaçtaki karga mı poşet mi olduğunu seçebileceğiniz ana kadar demek. Bu ne demek? Çıplak gözle yapılan bir tespit. Ama yani, hocam adamda göz hastalığı tabii, varsa nasıl? Onlar istisna yerle. Ben normalde söylüyorum. Yani şimdi buradan baktığınızda bir tane sağlamdır tabii, canım yani. İstanbul'da gece ve gündüz nasıl ayıracağız? Mümkün mü? Mümkün. Şimdi onun için zaten Diyanet burada bir ihtiyat payı koyuyor. Yani bir 20 dakika belki 25 dakika sarkıtma payı da var. Çünkü son saniyeye koysa imsa Müslümanlar oradan da öteyi zorlayacak. Onun için öne bir 15-20 dakikalık bir ihtiyat payı var. Yani onu söyleyeyim. Yani herhalde ne dediğim de anlaşıldı da yani gerisini de yani anlayın yani. Yani şimdi hocam evet. Tugay Bey bu işi biraz daha kendi lehine çevirmek istiyor. Ama çevirirse dedim. Dünden burada beri sürekli böyle şeylerin üstüne gidiyor. Bugün de İhsan Ali açığı aldı işte. Yani ya Allah aldın aşkına. Aldın mı? Hayır canım. Hayır yani şey anlamda. Hayır. Referans olarak. Hiç Allah aşkına. Hiç adı anılmadı. Ay, adı anılmadı. Sana ben, gelene ben kadar gidiyorum. Adı anılmadı. Sözlerini geri almazsa ben gidiyorum bu mesleğe bırakıyorum. Evet ben de şahidim. Yani. Ama şey dedi oruç tutmanın cezası yok. Eleştirme diyorum işte. Eleştirme başka bir şey. Ben bir tespitte bulunabilir miyim? Genelleme yapmayacağım ama. Türkiye'de ne zamanki Türkçe ibadet yapılabilir tartışmasının fitilini ateşleyenlerin profillerine ve zaman ayarlamalarına bakın. Bunların bugüne kadar kıldığı Arapça namazdan gerçekten ya muzdarip olduk, bıktık, usandık ya. Bir de ne dediğimizi bilerek okuyalım diye. Namaza böyle ram olmuş, meftun olmuş adamlar değil. Daha çok böyle İslam'la, namazla, niyazla, Müslümanların hassasiyetleriyle, duygu dünyasıyla, inanç dünyasıyla çok da hemhal olan, hukuku olan
adamlar olmadıklarını görüyoruz. Yani bu başka. Şimdi bugün de işte efendim teravih şöyledir, bu böyledir, şu budur, bu budur diye sürekli bir şaz görüşle ortaya çıkanların en masumane şey olabilir. Ya yani halif turaf, yani muhalefet et, piyasada gündem ol, azıcık ses getir, tanınır ol. Ya bu ya da arkadaşlar böyle bir ifsat. Ya insanların acaba sordunuz mu gidip de Anadolu'nun bir köyünde, nahiyesindeki insanların, arkadaşım senin şu imsaktan, teraviden yana bir muz ızdırabın var mı? Ya benim halkım, yani ilkokul mezunu cahil halk bile yeri geldiğinde ya ben bu akşam çok yemişim, vallahi nefes darlığı çekiyorum deyip dördüncü rekatından sonra çıkıp gidebilme dirayetine de sahip insanlar. Evet, evet. Ya bunlara bir şey öğretmenin ne alemi var? Kaç rekattır hocam teravih? Teravih 8'i var, 12'si var, 4'ü var, 20'si var. Hazreti Ömer bir gün mescide gidiyor. Resulullah Efendimiz diyor ki birkaç teravih kıldırıyor, sonra çekiliyor mescitte. Mescitte yakın eviyle. Sahabeler bekliyorlar, toplanıyorlar. Ya gel, gelmiyorum diyor. Çünkü gelirsem ve bunu düzenli hale getirirsem bu sizin üzerinize bir farziyet yükümlülüğü bindirir. Bundan endişe ediyorum diyor. Yani başınıza durduk yere bir daha ekstradan yük almayın diyor. Aslında bunun Kur'an'da da bir ifade var. Ve la tes'elu an eşya'e in tubde leküm tesukum. Yani size harç farz kılın diyor. Sahabenin biri diyor. Ya Resulallah her sene mi farz kılın? Ya dur. Ya ikide bir ya, sormadı. Ya işte dur, ya. Hocam şu bahsediyorsun. Bu müthiş. Çok güzel. Evet. Bu müthiş bir bahsediyor. Evet ya. Bu Yahudilerden İsrailoğullarının yaptığı iş. Bu inek kesme işi. İnek nasıl olsun? Aynen. Sarı mı olsun? Boyun ya, ne olsun? Size Cenab-ı Allah lüzumu kadar, sizi ilgilendirecek kadar söylüyor. Söylüyorum. Siz sanki ona daha böyle... böyle yani yetmez ama evet. Dini biraz daha yok. Daha yok mu? Bak diyor. Alırsınız sorunuzun cevabı, canınızı çok sıkar. O zaman oturur kalırsınız. O zaman sus diyor. Susun diyor. Bak bu acayip bir terbiyedir. Doğrudur. Şimdi buradan baktığımızda Resulullah da böyle bir terbiyeyle tamam anlıyor. Anlıyoruz ki bu bir tür farziyet içermeyen bir şey. Geliyor 8 kılıyor, 4 kılıyor. Hazreti Ömer'in dönemine gelindiğinde mescitte bir acayip bir kaotik manzara var. Birisi orada Kur'an okuyor. Birisi burada sohbet ediyor. Birisi yatmış dinleniyor. Biri de teravih kılıyor. Übey bin Kâb'a diyor ki bu nedir bu hal diyor. Hazreti Ömer de ama bir ta eskiden beri Müslüman olmadan beri Mekke'nin bir dış diplomasi işleriyle de bürokratik bir üslubu var hocam. Adalet artı disiplin ama onunki. Sadece disiplin i̇şte değil. İşte o yani. Gelenek Türklere geçiyor sonradan. Asker diyor ki Übey bin Kâb'a geç şunların başına diyor. Namazı kıldır ve ondan sonra bu Hazreti Ömer'in sünneti olarak düzenli cemaatle kılınan bir namaz haline geliyor. Ama hiç kimse bu ümmeti Muhammed'den niye sen 30 teraviye gitmedin diye sivriye çekene rastlamadım. Niye sen 8 kılıyorsun evde diyene rastlamadım. Zaten, evde kılınabilir mi? Zaten ümmet bunun bütün opsiyonlarını kullanıyor. Yani bizim halk siz niye kalkıp da böyle ukalalık yapıyorsunuz? Bu ülkede cumayı evde kılan vardı hocam. İsmet Paşa evde kılıyordu. Bir molaya gidiyoruz. Ben öyle düşünüyorum hocam. Doğru düşünüyorsundur hocam. Kafamızı karıştırdım. Biz zaten kafamıza göre bir hoca arıyorduk. Vallahi en karıştırmayacak şeyleri söylediğim yine karışmış bunun için. Tam söylesem kim bilir ne olacak, ne olacak? Diyor hocam. Devam edeceğiz. En sıra dışı devam edecek ama müthişti hocam. Hiç olmazsa biz burada konuşuyorduk. biz ben hiçbir şey demedim hocam. Ne dediyse arkadaşlar. Biraz önce Hazreti Ömer kıldırmadan önce dediniz ya birisi geçsin kıldırsın böyle dağılın. Biz öyle dağılmıştık. Kafamıza göre evet evet. Siz iyi ki siz geldiniz. Allah ben senin ziyarete geldim. Sağ olun. Sağ beraber gidelim. Evet diye. Sağ olun. Turgay da sağ olsun bizi içeri soktu. Ne güzel oldu hocam. Ne güzel oldu. Bir küçük mola dönüşte buradayız. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yine bir fıkhi meselede bir soru soracağım hocama. Bu fıkhi meseleden sonra meselenin kendisine geçeceğim. O da şu. Bu arada çok keyifli, çok samimi bir program oluyor diyorlar. Evet, Ramazan'ın... Ama şuraya doğru siyasi soru da sor. Bak ya şimdi nasıl bağlayacağım hocam? Seyret. Tamam. Sen bilirsin, ben iyi bağlarım bu bağlamı.
İyi bağlama çalıyorsa seni Aydın Doğan'a gönderin. Selahattin gidiyor ona. Ona Selahattin gidiyor. Yok, o bağlamaya aşık bir adam. Ben türkü söylerim. Ama Aydın tamam. Doğan'a söylemem. Size söylerim. Şimdi sağ ol. Mesele şu. Dün gece bu ülkenin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel öldü. Önceki şimdi gece. Yok. Önceki gece. İkide olduğu için dün gece olmuyor muydu? Neyse biz öyle bakıyoruz. Neyse işte. Önceki gece. Önceki gece. Şimdi Süleyman Demirel öldü. Süleyman Demirel meselesini bir köşeye koyuyoruz. Süleyman Demirel diye şimdi meselemiz. Şimdi fıkhi meselesi. Fıkhi meselesi ne? Onu soracağım. Süleyman Demirel'i unutun. Başka bir şey soracağım. Hocam adamın biri öldü. Hı. Şimdi bu adam hayatında şu kadar zalim idi. Şu kadar sıkıntılı idi. İnsanlara zulmetti. Şu kötülüğü yaptı, bu kötülüğü yaptı. Ve topluma mal oldu. Kamuya mal oldu. Herkesin tanıdığı bir adam. Şimdi öldü. Desek ki Allah rahmet etsin. Bir dakika. Caiz midir? Caiz midir? Öbürü de diyor ki ya neyine rahmet edecek? O da diyor ki ölünün arkasından konuşma. Ne yapacağız? Allah ölünün arkasından çok konuşuyor ama. Mesela? Şimdi bir sen. Yani haşa biz Allah mıyız? Çok konuşuyor. Ebu Leheb'in daha ölmeden konuşuyor. Hem de bedduayla konuşuyor. Daha çok var konuştukları. Ölü var yani. Ölünün arkasından konuşulmaz derken zalim olsun, alim olsun, mümin olsun, kafir olsun. Yani ölü diye bir kendinde, ölü olmak bizatihi değer ifadesi değil benim için. Ha ölmek. Ölmek yani bir yani herhalde getirmiyor. bizim toplumun bu mazlumun, mağdurun yanında yer alma huyu bazen o kadar abartılı oluyor ki yani ölene yani öldü ya acınası bir şey oldu artık. Ne halt ettiyse etti hayatta ama artık bu saatten sonra şeytanla ilişiği kesti derler bize bizim orada. Yani böyle bir deyim var. Ben ölünün arkasından konuşulmaz tabirinin bir tahsis gördüğünü, o tahsis gören şeyin de mümin olduğuna ama hayatta da ufak tefek bir takım pürüzleri olmasına rağmen ya müminliğine tanıklık ettik. Helal getirmemek. Evet yani şimdi kalkıp da hayatında her insandan sadır olabilecek böyle kusurlarını, ayıplarını burada fahş etmenin, konuşmanın alemi yok noktasında bir Müslüman ahlakı hassasiyeti. Hocam bir de peygamberden nakille var ya bu evet. Bir gayrimüslimin cenazesi geçerken hani ayağa kalkıp saygı gösterisi ya da duruşu gibi bir şeyden bahsediyor Hazreti Peygamber'in. Bir Yahudi cenazesi geçiyor. Evet. Yani onun için de biraz hani cenazeye böyle biraz hürmetkar. Hocam cenazeye hürmetkar olmamız Allah'ın rahmetine, merhametine, mağfiretine gark et ya Rabbi diye dua etmemizi iktiza eder mi sizce? Yani biz burada birisi öldüğü zaman burada biz düğün bayram falan yaptığımız falan yok. Ama şimdi bir saniye. Ama burada çok özel bir duadan bahsediyorsunuz hocam. Hocam bir saniye. Ben o duayı... Ebu Cehil yahut Ebu ile bir prototip değil mi? Evet. Şimdi bu prototip konusunda Allah konuşuyor. Dediniz ya. Evet, Firavun üzerine konuşuyor. Firavun üzerine konuşuyor. Ha burada Ebu'yle ben Firavun'dan ölmeden... hareketle biriyle Süleyman Demirel'e kıyası haşa öyle demedim. Bıraktık dedik ya onu kapattık. Onu kapatın. Onu kapattık. Bak onu... Ölünün arkasından tabii. Konuşulur. Ha, oraya bak, geliyoruz. Konuşuluyor. Oraya geleceğiz hocam şimdi. Şimdi bu bir prototipse. Bak bunların bize ölüsüne de... gök de ağlamadı, yer de ağlamadı diye de ifadeler var yani. Evet. Mesela Kur'an'da. Tabii. Şimdi hocam bu bir prototipse. Firavun hakkında söyledikleri, Ebu Leheb hakkında, Ebu Cehil hakkında söyledikleri bizim açımızdan bir prototipse. Mesela birine ölmeden önce beddua ettiyse onun elleri kırılsın, işte kurusun işte vesaire. Biz onun arkasından rahmet et ya Rabbi desek. Böyle bir prototip bugünkü karşılığı. Hiçbir isim üzerinden değil, genel. Bunun bu neye tekabül eder? Siz
Bu rahmet et dediğiniz insanın işlenmiş ve insanlara sirayet etmiş, hayatlarını zehretmiş bir icraatı, bir kişiliği, bir hayat tecrübesi varsa, siz o hayatları zehr olan insanlar namına kalkıp böyle bir rahmet dileme lüksünüz yok. Ama yani 28 Şubat günlerini hatırlayın. Şimdi şükürler olsun o sıkıntıları aştık da hafızamız balık hafızası gibi. Her şey süt liman oldu. Hiçbir şey olmadı gibi hatırlıyor. O günleri bir hatırlayın. O günlerde neredeyse bir tek eksik soru yapmadığı halde, full çektiği halde sadece bir ilahiyat fakültesinden başka bir yere gidememenin acısını yaşayan biri olarak hatırlayın. Ondan sonra rahmet dileyip dilemeyeceğinizi veyahut oraya bir telefon açın öyle birine. Diliyor musun de. O dilerse biz de dileriz o. O zaman ben, Ahmet Kekeç bu konuda. Ben beddua etmiyorum. Ben Allah neyi hak ediyorsam müstehakkını versin. Onunla muamele etsin diyorum. Ama rahmet bu kadar bol keseden dağıtılabilecek bir şey değil. Ama Allah'ın cehenneminin bekçisi de ben değilim. Cennetin kapıcısı tabii. Rıdvan da değilim. Malik de değilim. Cennete girse bize yer kalmayacak değil mi? Yani orada ben burada iman ölçümü yapmıyorum. Kafir, mümin diye bir şey yapmıyorum. Ama bir yaşadıklarım var, gördüklerim var. O insanın hali hayatından bu ülkeye mal olan şeyler var. Atıyorum. Bu tecrübelerden hareketle bir vicdanım var. Bu vicdanımda ölçüyorum, tartıyorum. İçimden bir rahmet dileği gelmiyorsa o da bende mahpus kalsın ya, bana has görün ya. Ben burada bir kimseye kural vaz etmiyorum. Savcı Bey sen de rahmet etme, Ahmet Hocam sen de etme demiyorum. Bana bireysel olarak sordunuz. Bireysel, Müslümanca vicdanım bana böyle bir ses veriyor. Bu kadar. Peki gelelim Süleyman Demirel'e. Ahmet Kekeç'ten başlayalım. Kendisi yakinen tanır. Şey yapacağız. Yani genel olarak Süleyman Demirel. Süleyman Demirel de öldü. Bendeki yansımasını söyleyeyim. Biz Süleyman Bey'den yani şeyden sonra yasak kalktıktan sonra referandumla birlikte işte Özal döneminde yasağı kalktı. Referandumdan sonraki halini eleştiriyoruz Süleyman Bey'in. Yani 28 Şubat'ta üstlendiği rolü işte başörtülerle ilgili söylediği söz, gene 28 Şubat'ın en böyle şey zamanında, hararetli zamanında bir senfoni orkestrasını dinlerken sarf ettiği söz filan. Yani bunlar yani darbeye şey yapan, hız veren, darbecilere cesaret veren bir tutum içinde oldu. Gene işte meclisi açık tutarak kendi ifadesiyle meclisi açık tuttum dedi ama o meclisi açık tutmanın şeyi kerameti kendisine ait değildi. O başkalar öyle istediği için. Onun için açık postmodern darbeydi zaten. Yani ben Süleyman Bey'in ikinci döneminde şikayetçiyim. Bununla ilgili çok yazı yazdım. Ama bir de ilk dönemi var. Yani onu hatırlamak lazım. 1965'te 70 arasındaki Demirel iktidarı bence hepimizin yüzünü ağartacak şeylerle dolu. Başarılarla dolu. Zaten ne olduysa 71'den sonra oldu. Muhtaradan 71'den sonra. Önce biz Süleyman Bey'i direndiğini biliyoruz. Ben biliyorum şahsen. Çünkü onun o hayatın o dönemini araştırmış, kitabının bir yerine kaydetmiş biri olarak ben o dönemde Süleyman Bey'i biraz dik başlı olarak da görüyorum. Mesela bu U2 uçuşları ile ilgili. Amerika'nın bize şart koştuğu NATO üyesi olduğumuz için çok da direnmememiz gereken bir konuda Süleyman Bey direndi mesela. Onu çok iyi biliyoruz. Casusluk uçuşu. İkincisi bu haşhaş ekibiyle ilgili Amerika'nın çok yoğun baskısı vardı. Buna da direndiğini biliyorum. Hatta Amerikalı yetkiliye şunu söylemişti. Adını Afyon'dan alan bir ilimiz var. Bu işte ekonomimiz biraz da buna dayanıyor. Bunu benden istemeyin demişti. Şimdi ben 65 ile 70 arasındaki o dik duran, direnen, işte yatırımcı, vizyoner Süleyman Demirel'in çok şey kattığını düşünüyorum ve 71'de cezalandırıldığını düşünüyorum. Evet. Ceza ondan sonra, ince ayarı bozuldu diyor. Evet yani bu benim tahminim.
işte egemenler artık kimlerse onlar biraz egemenlerin dümen suyuna girdi iktidarını muhafaza edebilmek için. Ya şu şey çok tatlı ya. Ege bir Yunan gölü değildir. Türk gölü de değildir. Bu yargıyı ilk koyuyor. Şimdi tamam Ege bir Yunan gölü değildir. Böyle diyor. Durup dururken böyle diyor. Hayda. Nedir? Şimdi merak ediyorsun. İkinci cümle şu. Ege bir göl değildir. Bir Türk gölü değildir. Çok, bir Ege, bir Ege bir Türk gölü de değildir. Binaenaleyh Ege bir göl de değildir. Tabii yani aynı zamanda renkli bir siyasetçiydi. Yani işte birçoğu hala bugün söylenen artık şeye dönüşmüş böyle işte darbe mesir haline gelmiş sözlerine sahibiydi. Vallahi işte ikinci dönemle ilgili işte hepimiz herhalde iyi şeyler söylemeyeceğiz Süleyman Bey'le ilgili ama işte genel olarak baktığımızda işte biraz halka yakın bir şey vardı. Bir tavrı vardı. Bir tavrı vardı, bir görüntüsü vardı. İşte şivesiyle. Ama şivesi işte vardı. Konuşmalarıyla ama fötör şapkası vardı. Evet yani şimdi, halka yakın şapka Ecevit'teydi. Kimin sözüydü hatırlamıyorum ben. Şimdi Özal'la Demirel mukayesesi yapıyor. İşte Özal başbakan olduğu dönemde çok Amerikancı bilinirdi. İşte Amerika'ya gitti, anlaşmalar yaptı falan gibi. Şöyle derlerdi. Özal Amerikancı görünür, bizdendir. Demirel bizden görünür, Amerikancıdır. Bu çok doğru tespit. Şöyle de diyebilir miyiz Zahir abi? Ecevit Robert Koleji mezunu zahiriyle elitist gibidir. Batınıyla daha halka yakındır. Aynen. Demirel de şivesiyle halktan görünür. Batınıyla son derece seçkinci elitisttir. Öyle bir tabii. Bir tespit. Yani işte böyle diyelim ki komplocu bir bakışla bakacaksak Süleyman Bey'i iyi bir yere yerleştiremiyoruz. Evet. Ama tabii Turgut Bey'e biçtiğimiz yer de Allah rahmet eylesin. Tabii ki iyi bir yer. İşte hatasıyla, sevabıyla işte böyle bir isim. Geldi geçti. Bu ülkenin cumhurbaşkanıydı. Kırdı hepimizi. Hakikaten çok rencide etti. ama gene işte genel olarak baktığımızda ben kötü şeyler düşünüyor muyum? Kendi adıma söylüyorum en azından. Ya çok da düşünemiyorum yani. Şimdi ölünce kapanıyor bazı şeyler. Yani Mustafa evet. Hocanın dediği gibi yani evet. O bizim o geleneksel o merhamet tabii, şeyinden kaynaklanan bir şey var. Ama evet. Şu oluyor değil mi? Mesela Özal ölünce milyonlarca insan tabii. Cenazesine katılıyor. Evet ya o kıyasını da insanlar ölünce, yapsınlar tabii, yani. Milyonlarca insan tabii ki cenazesine böyle katılıyor. Bir fark var. Var. Şimdi Süleyman Demirel yani Ahmet Bey'in dediği bir enteresan bir yapısı var. Birinci dönemi de ikinci dönemi gerçekten ayırmak lazım. Korkmuştur. Yani darbelerden falan hemen çekip gitmiştir. Darbelerden sonra da geldiği zaman o eski Süleyman Demirel'i göremezsiniz. Allah rahmet etsin, Allah affetsin. Yani toprağı bol olsun. Fakat hakikaten işte biraz önce Ahmet Bey söyledi. Bir dakika. Şimdi toprağı bol olsun. Allah rahmet etsin. Aynı şeyler değil. Aynı hocam bir izahat alalım. Bir izahat alalım. Toprağı bol olsun. Biz Anadolu'da öyle derler. Öyle demez, Anadolu'da öyle demezler. Hayır. Toprağı bol hocam izahat alalım. Toprağı bol olsun neye? Aslında izahatı yaptın sen. Yaptım. Toprağı bol olsun demek. İşte öldü demek ya. Öldü işte. Tamam. Öldü, o kadar. Abi. Şimdi 1998'de. Rahmete ihtiyacı var. 1998'de Ahmet Süreyya Durunu diye bir arkadaş Demirel ile ilgili bir dörtlük yazmıştı. Demişti gitseniz de arkanızda duman kalır, toz kalır. Arşivlerde dev cüsseliyle bol şapkalı poz kalır. Sanmıyorum abat olmuş ülke bırakasınız. Sizlerden geriye ancak yığınla moloz kalır. Böyle bakanlar da var. Bugün Süleyman Demirel'e aşık olanlar da var. Seveni var, sevmeyeni var. Ama bu ülke için yaptığı bir şey varsa Allah razı olsun. Eksiğini de Allah artık bundan sonra biz bir şey diyemeyiz. Fakat ben bu ülkede bir eksiklik görüyorum. Biz hep ölülerle tartışıyoruz, dirilerle tartışmıyoruz. Halbuki Süleyman Demirel öldü. Bundan sonra istese de bu ülkeye bir zarar veremez. Ama bu ülkeye zarar veren dirilerle tartışacağımıza ölülerle tartışıyoruz. Yani Süleyman Demirel'e yüklendiğimiz kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenelim, Devlet Bahçeli'ye yüklenelim, Selahattin Demirtaş'a yüklenelim. Yani bunlar bir şey yapabilir. Süleyman Demirel öldü. Ruhuna Fatiha. Bitti. Tamam. Ahmet Kekeç. Altı gitti, yedi geldi. Bu sefer gelemez. Ahmet Kekeç. Bana ne göndermiş? Ahmet Kekeç hatırlayacaktır muhtemelen. Yasin Hatipoğlu'nun şöyle bir dörtlük mısra yazdı. Kılçık diye bir dörtlük mısra yazdı. Bir şey vardı. Her gün yazardı onu. Evet. Demirel köşke çıktığında Tansu Çiller yerine geldiğinde Yasin Hatipoğlu şöyle bir dörtlük yazmıştı. Bulunamadı has buğday meydan darıya kaldı.
tümü yağma ettiler. Tümü yağma ettiler. Meydan yarıya kaldı. Ve silindi er kişiler. Meydan karıya kaldı diye. Şimdi Turgay Bey, Süleyman Demirel bizim Ağrı'ya gelirdi. İl başkanımız vardı. Allah rahmet eylesin Fehmi amca. Lacivertleri çekerdi. Kur'an-ı Kerim'i buraya koyardı. Otobüsün üstüne çıkardı. Öteki cepte anayasa var. Birdenbire bağırırdı. İşte önce diyordu bu dünyada 3 tane Süleyman var. Hazreti Süleyman, Sultan Süleyman, bir de Süleyman Demirel falan söylerdi. Ardından derdi ki elinde Kur'an, göğsünde iman, geliyor muhteşem Süleyman. Nurlu tamam. Süleyman. Şimdi Süleyman Demirel Allah rahmet eylesin geliyordu. Kur'an-ı Kerim'i çıkarıyordu. 3 defa öpüyordu. Süleyman Bey'e veriyordu. Süleyman Bey de 3 defa öpüyordu. Diyordu ki ey ağrılar benimle sizin aranızda bu var. Öyle deyince bizde de çok önemlidir. 10 kişi ölür, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerler barış olaylarında biter bu iş. Süleyman Bey öyle deyince bizimkiler diyordu ki ulan Kur'an'ı koymuş aramıza. Biz oy vermesek zaten biz cennete gidemeyiz. Biz oy vereceğiz Demirel de bize iş yapacak. Kur'an'ı adam yana söyler mi derdi. Böyle renkli bir kişiliği vardı. Yani ama şimdi Kur'an'a ruhunda bakmıyorlar. Tabii. Şimdi Kur'an'a falan bakmıyorlar. Yusuf Ziya Cömert Demirel. Şimdi bizim kuşağımızın önemli bir kısmı, yani hayatının önemli bir kısmı Demirel'le geçti. Ben çocuktum, Demirel iktidara geldi daha okula gitmezken. Sonra işte okul yıllarında falan Demirel'li yıllar yaşadık. Fakat bir şey daha yaşadık. Bizim aklımızın ermeye başladığı dönemlerde Erbakan çıktı ortaya. Yani ortaokul çağlarımızla falan. Dolayısıyla Türkiye'deki o merkez, klasik sağ siyaset şey olmuş oldu. Onun içine bir ideoloji de girmiş oldu. Yani Erbakan'la birlikte, Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi ile birlikte. Aromalandı. Dolayısıyla bizim mesela normalde Demirel'le bakışımız biraz da bu sebeple değişti. Ne deniyordu o zamanlar? Renksiz. Rahmetli Erbakan. Mason. Renksiz diyordu. O başka, o aşırı nitelemeler ayrı. Yani onların da bir gerçekliği var ama normal güncel siyasi tartışmalar içinde şeyin, merhum Erbakan'ın Demirel için yaptığı şey, onun partisi için, Adalet Partisi için yaptığı yakıştırma buydu. Renksiz. Demirel tipik kalkınmacı bir adamdı. Yani aslında icra tarzı olarak Erbakan'ınkine de benzer bir şeyi vardı. Bir niteliği vardı. Devlet içinden geliyor zaten. Vardı. Mühendisler öyle yapıyor. Tabii. Yani hoca da öyleydi. Şeyde Demirel'in de öyle bir özelliği vardı. Ahmet'in dediği gibi şeyden sonra iş ayar bozuldu. Yani 12 Mart hadisesi yaşandıktan sonra biraz değişti. Değişti ama bu değişme de öyle çok menfi bir değişme değildi. 80'den sonra çok daha bozuldu. Ya. Evet. O değişme de çok menfi bir değişme değildi. Milliyetçi cephe hükümetini kurdu falan filan. O öyle devam etti. 28 Şubat'ta iş çok değişti. Yani oradaki tavrı, şimdi bizim halkın, mütedeyyin, muhafazakar insanlarımızın hafızasında bir Menderes vardır mesela. Merhum Adnan Menderes. Sonra bir Erbakan vardır. Bir Turgut Özal vardır. Bunların bir uzantısı, bir parçası olarak görülmüyor Demirel şu anda. Yani bu siyasetçi o sıranın dışına çıkmıştır 28 Şubat'taki tavrıyla. Şunu hatırlarım mesela. Yani Demirel'le birlikte siyaset yapanlar da o sıranın dışına çıkmıştır. Mesela Hüsamettin Cündorup o sıranın dışına çıkmıştır. Evet. Yani en nihayetinde gelip CHP'ye oy vermiştir falan filan. Yani buna benzer çok örnekleri de var. Şimdi CHP'yi Özal, kurgulayan adam da Demirel'di. Yani vefat ettiğinde, Özal vefat ettiğinde hatırlarsınız. O zamana kadar hiçbir cumhurbaşkanının başına böyle bir şey gelmemişti. Millet geldi cenazesine, tekbirlerle onu taşıdı. Muazzam ve anıt mezara götürdü. Tabii. Yani o günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı hatırlıyorum. Detaylarını unuttum. Ama cenazesi tekbirle kaldırılmayacak bir cumhurbaşkanı istiyoruz diye böyle bir şey hatırlıyorum mesela.
Yani Demirel hayatının son dönemi, daha doğrusu devlet görevinin son döneminde 28 Şubat'a hamilik ederek işte burada üstadım, burada da bir 12 Mart'taki gibi kısıtlandım, yıldırıldım, kerhem böyle bir pozisyon aldığımdan ziyade sanki o sürecin idare edeni, isteyeni, arzu edeni gibi bir pozisyon aldığı için o sizin dediğiniz evet. siyaset çizgisi evet. dışına düştü. Yoksa yani bir cebren ikrah altında olduğu algısı yaralsaydı gene de millet tabii, öyle düşünmezdi. Bir zorlama hissi alsaydı millet evet, ondan evet, evet. derdi ki tamam bizi böyle idare etti Hı-hı. falan. Demirel'in de bu konuda yani herhangi bir isteksizlik evet. belirtmedi. Görev süresi bittikten sonra da 28 Şubat ortadan kalktıktan sonra da bir isteksizlik, bir rahatsızlık belirtmedi. Vicdanen belki belirtmemesini bir sorumluluk olarak görmüş olabilir kendisi, kendi hayatında. Fakat hafızalara bu şekilde yerleşti. Yani başörtüler Arabistan'a gitsin, şu olsun, bu olsun gibi öyle bir profil çizdi görev süresinin son bölümünde ve böyle oldu. Şimdi bunun böyle olduğunu söylememek mi lazım? Söylüyorsun. Bence yaşayanlar bir şeyi görsün diye bunu söylemek lazım. Yani ben bu millete değişik bir takım muamelelerde bulunabilirim. Ama sonunda nasıl olsa bu unutulur, nezaketen kimse sesini çıkartmaz, olur gider bu denilmesin diye, böyle düşünülmesin diye bu anlamda bir hafızamız olması gerektiğini, bunu not etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Demirel'e bu toplumun bir kini, bir nefreti yoktur. Bu bakış açısında da bir kasıt yoktur. Küskünlüğü var ama, sadece. Ama Demirel hayatının son döneminde işte Menderes, Erbakan, Turgut Özal silsilesinin dışına çıkmıştır. Kendisini Peki. dışına çıkarmıştır. Peki. Şimdi Allah rahmet etsin. İyi ya iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Allah rahmet etsin. Ne oldu? Demirel. Toprağı bol olsundan Allah Hayır, rahmet etsin. Hayır ben o toprağı bol olsun geldi. Gerçekten o anlamda kullanmadım. Özür Hangi anlamda kullanmadın? Yani ben Allah rahmet etsin anlamda kullanmadım. Belki böyle o anlama geleceğini reklama gideceğiz. Hocam reklama çağırdığıma bağışlayın. Tövbe 113 galiba değil mi? Hı. Onu gönderiyor izleyicilerimiz. Ne bu tövbe 113? Tövbe Kur'an-ı Kerim'deki surelerden biri. Ayetler. Surelerden biri. Onun 113. ayeti. Tevbe 113. Söyleyeyim hemen hocam. Yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yarışır ne de müminlere demiş. Ağır olmuş. Öyle midir? Ağır olmuş diyor. Ağır olmuş. Yani ayet için demiyor. Bu mevzuyla Yok, bir bağlantı. Bu ayeti buraya getirmek ağır olmuş. Gidiyoruz, mecburen gidiyoruz. Ben bilmiyordum. Reklam sürpriz oldu. Peki. Hasan Öztürk. Yani sen ayarlamışsın bunları, ben değil. Bunun ardından buradayız. Evet, yeniden birlikteyiz. Hasan Öztürk, Demirel. Bir an önce söz ver yoksa fıkra anlatacak. Evet. Yok abi. Sayalım. Deveyi anlatayım mı? Aman. Şimdi deveyi anlatayım, kıyamet Şimdi kopuyor. Ne deve? Meselesini Yusuf abi epeyce özetledi aslında. Hasan Bey, sizin Mustafa Onu... abiyle akrabalık var mı? Hasan Öztürk Mustafa Bey. Olsun isteriz. Yani eyvallah. Eyvallah. Öztürk ama. Ben vermem de yani. Benim akrabam da dostumdur onun için. Şimdi Süleyman Demirel meselesi benim açımdan popülizmle eşdeğer. Popülizm kelimesi, kavramı kimin üzerine oturur? O kadar yakışır. Kime yakışır denildiği zaman Süleyman Demirel'e yakışır diye düşünüyorum. Çünkü hasreten benim onunla bir anım var. Bunu anlatmak da istiyorum burada. 1987 yılında üçümüz Zaman Gazetesi'nde çalışırken, Yusuf abi, Ahmet Kekeç ve ben çalışırken, ben küçük, genç, öğrenci bir muhabirdim. Üniversitelerde başörtüsü yasağı başlamıştı. Kısmen küçük işte eylemler, tepkiler, görüşmeler yapılıyordu. O görüşmelerden biri de sanırım
işte okulların hemen açılmaz zamanı. Bu 6 Eylül'den hemen önce, yani o referandumdan hemen önce. O yasakların kalktığı referandumdan hemen önce, halk oylamasından. 87. Evet, 87 yılında Güneş Sokak'ta Süleyman Demirel'in çalışma ofisindeki bir toplantıya katıldım ben. Birkaç üniversite, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi'den arkadaşlar, başörtülü hanımefendiler, genç arkadaşlar ve 5-6 tane de biz erkekler gittik. Demirel'den destek almak için, Demirel bize destek versin diye. Başörtülü kızlar çok nezaket çerçevesi içerisinde Süleyman Demirel'in çalışma ofisinde Süleyman Demirel'e şunları söylediler. Dediler ki efendim biz işte Anadolu'dan geldik. Kimimiz İmam Hatip mezunuz, kimimiz normal lise mezunuz filan ama biz inançlarımız gereği başörtülüyüz ve bizi üniversitelere almamaya başladılar. Siz bu memlekette başbakanlık yapmışsınız, darbeler görmüşsünüz ama bir bilensiniz. Bu konuda bize yol gösterin hem de destek olun dediler. Ben de oradaydım. Süleyman Demirel bize o üstence üslubuyla çocuklar hoş geldiniz diye başlayan o konuşmasında şunu tavsiye etti. Şimdi siz buradan kalkın gidin evlerinize, annelerinize, babalarınıza deyin ki 6 Eylül'de bir halk oylaması var. Bu halk oylamasında 12 Eylül askeri darbesinden sonra Demirel ve işte Erbakan'dır, işte Ecevit'tir, rahmetli Türkeş'tir, hepsi rahmetli oldu şimdi. Bunların yasaklarının kalkması için referandum, evet deyin, benim yasağım kalksın, kalktığı gün ben sizin başörtüsü yasağınızı kaldıracağım veya kaldırmak için çalışacağım diye bize tavsiye de bulundu oradaki arkadaşlarla beraber. Anladığımız kadarıyla Süleyman Demirel bir yasağı, yani başörtü yasağını kendi yasağının kaldırılması için kaldıraç olarak kullandı. Yani popülizm cümlesini onun için söylüyorum. Sonrasında 6 Eylül'den 87'de Süleyman Demirel'in yasağı kalktı. Yasağı kalktı ve Türkiye ne oldu? Hani Özal'lı yıllar nasıl tekrardan geriye doğru döndürülür meselesinde bir Süleyman Demirel gerçekliğiyle karşılaştık. Biz popülizmin dibini bulduk. Yani işte kim ne veriyorsa iki katını, işte efendim her eve iki anahtar, işte bir ev bir araba anahtarı filan diye popülizm yapa yapa hem Türkiye'nin Özal'lı yıllardaki ekonomik kazanımlarını hem istikrarını bozan bir yapıya dönüştürdü. Ve Süleyman Demirel Özal'lı Cumhurbaşkanlığı köşküne gönderip kendisi başbakan olduktan sonra... Yalnız Kemal Kılıçdaroğlu da biz politikayı Demirel'den öğrendik. Zaten popülizm işte. Aynısı. Ve Demirel başbakanlığı döneminde sadece 28 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı döneminde değil, başbakan döneminde de yine beni ilgilendiren kısmıyla, yani benim o anımda depreştiren kısmıyla da başörtüsü zulmü daha da katlanarak devam etmeye başladı. Sonuç, rahmetli Özal'ın öldüğü gün Süleyman Demirel bir açılıştaydı, kulağına fısıldıyorlar. Diyorlar ki Özal işte rahmetli oldu, kalp krizi vefat etti. Bu işte bana kaldı diye kalkıp geliyor. Yani direkt Cumhurbaşkanlığına defakta bir şekilde adaylığını koydu. Cumhurbaşkanı oldu. Ve Cumhurbaşkanı olduğu dönemde de yine kendisinin ne yasağının kalkması için kaldıraç olarak kullandığı bir yasak onun döneminde katlanarak zulme dönüştü. Yani biz burada yayınladık. Arşivde de var. O başörtülü öğrenci arkadaşlarının başına gelmedi, kalmadı. O zaman da Cumhurbaşkanıydı. Şimdi hele 28 Şubat'tan sürekli konuşuyor. 28 Şubat dönemi söyleniyor. Demirel işte 65-71 arasını Ahmet Kekeç iyi anlattı. Onun dışında öyle bir değişime uğradı ki çağdaşlık, efendim modernite, çağdaş Türkiye filan kavramlarının altını başörtülülerin Suudi Arabistan'a gittiği, 9. Senfoni'nin çağdaşlık olduğu, 10. yıl marşlarının söylendiği bir Türkiye'yi, modern bir Türkiye olarak kurgulayanların içerisinde oldu. Yani ben bütün olup bitenleri ya bir kez daha şapkamı alıp gitmek zorunda kalmayayım diye değil, bilakis bu işin lokomotif ana aktörlerinden biri olarak yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla popülizm kelimesi Süleyman Demirel'in üzerine oturan bir kelimedir, kavramdır. Ve Demirel ahir ömründe
bunlarla anlayacaktır. Tamam ölmüştür, evet. Yani Allah, o çok güzeldi, biz, ben de severim, müstahakını versin. Neyi hak ediyorsa onu versin. Amenna. Ha, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir cumhurbaşkanıydı. İşte bayraklar yere yas ilan edildi. Bu da devletin geleneğidir. Ama son itibariyle Süleyman Demirel kendi yasağının kaldırılması için başörtü yasağını kaldıraç olarak kullanmış. Sonrasında o yasağa muhatap olan çocuklara, gençlere, hatta siyasilere olmadık eziyetlerin edilmesi konusunda da sesini çıkartmamış, bilakis desteklemiş bir siyasi aktör olarak geldi ve geçti. Şunu söyleyelim bir de, gerçekten çok iyi bir politikacıydı. Yani zekasına falan hiçbir şey diyemeyiz. Dehşet bir yani. Zek. Mesela bunu dün akşam da söyledim, sürekli söylüyorum. Bir başka doğruyu, bir yanlışı örtmek için kullanabilen ender siyasetçilerden biri. Mesela 28 Şubat'ın o en acımasız döneminde, işte dine, dindarlara baskının yapıldığını konuştuğumuz o dönemde, başörtüsü yasağının zirve yaptığı, imam hatiplerin kapatıldığı, işte Kur'an kurslarına, cemaatlere yönelik baskıların arttığı, ha böyle bir dönemde, hiç unutmuyorum, mitingini takip ediyorum Cumhurbaşkanı iken, bir yerde halka sesleniyor, İstanbul'da bir yerdeydi. Otobüsün üzerinde konuşurken ezan okunuyor. O günlerde de işte bu baskıları falan konuşuyoruz. Ezan okununca Demirel sustu. Ezan bittikten sonra şu ifadeyi kullandı. Bakın, bu ülkenin camilerinde 5 vakit ezan okunuyor. Evet, bu bir doğru. Bu ülkenin camilerinden 5 vakit ezan okunuyor. Ama bu bir demagoji. Yani i̇şte bu şu demek işte bu. Tabii. Bu şu demek değil. Ezan okunuyor ve ezan okunmadığı zamanlar da vardı. O ayrı. Ezan okunuyor. Şimdi bu halinize şükredin demek. Tabii bu halinize şükredin. Bir şey yok. Yani bir baskı yok. Ama ne hazindir ki Nurlu Süleyman'dan çağdaş, modern, senfoni alkışlayan Süleyman'la. Ya bir şey söyleyeceğim Turgay. Bu 28 Şubat'ın mağdurlarından bahsediyoruz ya. Bu 9. senfoni ve Beethoven da 28 Şubat'ın mağdurudur. Aa, çok güzel. Çünkü darbenin resmi jungle haline geldi. Bu adamlar böyle ince ruhlu sanatçılar yani. Büyük sanatçılar. Ya. Ne alakası var? Ve biz bu adamları dinliyoruz. Dinliyoruz ve bu adamlar haksızlık ediliyor. Evet. Değil mi? Ben 2002 yılında 28 Şubat'ın dramatik mağdurlarından biri olarak soluğu Adana'da aldım. Adana'da almama vesile olan dönemin 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı da Beethoven dediğimiz de oradan aklıma geldi. Ne hikmetse Kur'an-ı Kerim dersinde piyano getirdi sınıfa. Dekan 10. yıl marşı çaldırdı. Kur'an-ı Kerim dersinde. Kur'an-ı Kerim dersinde. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde. Adını da vereyim. Yani. Bernay. Osman Zümrüt. Zümrüt Bernay da tamam. Rektörüydü. Tamam. Tamam. Ben tam o tarihlerde işte daha önceki döneme sarkan ama Türkiye'nin çok kısa bir sürede bu noktaya geleceği tahmin edilemeyen ki orada biz de yanıldık. Anayasa Mahkemesi'nin açılışında iki demokrasi kelimesi etti diye adama Cumhurbaşkanı yaptı. Meftun olundu. Adam getirildi. Ama oradan bir ne oluyor hocam? Piyano çalınca ne oluyor hocam? Daha da başka şeyleri var. Mesela Samsun Üniversitesi... Ben çalabilirim piyano hocam. Şuraya getirip piyano çalabilirim. Tamam. Kur'an da okuyabilirim ama yani. Tabii. Yani Kur'an-ı Kerim dersinde tamam dini müziği de çaldıracağım. Kur'an-ı Kerim İlahiyat dersine niye getiriyorsun onun anlamı herhalde... Kendi çalabiliyor muydu? Camilere sıra koymak gibi bir şey bu biliyor musun? Tabii, o camiye sıra koymak... Evet. Kendi çalabiliyor muydu hocam? Yok. Onu beceremiyordu. Yok, Allah alem müzikten de anlamazdı. Hatta Ferit Bernay'ın aklına gelmeyen şeyleri bu getirtirdi ilahiyat adına. Nedir o? Samsun Tıp Üniversitesi'nin kampüsünü bilmiyorum göreniniz var mı? Şöyle bir rampadan çıkarsınız. Düzlüğe geldiğinizde tıp fakültesi gelir önünüze. Orada vatandaş da gelir, hasta gelir. Orası aynı zamanda bir kazanç kapısıdır üniversite için. Orada bir sorun yok. Sonra oradan sonra tekrar yol... Yukarıdan fakültelere doğru uzar gider. Tam o tıp fakültesi geçtikten sonra oraya nizamiye koyun dedi.
Bayağı burada para var, aşağıda para var. Aşağıda para var, oraya koydurmadı. Yukarıya geldi. Bu Nizamiye'de ne yaptılar biliyor musunuz? Biz öğrenciden falan geçtik. Siz öğrencinin velisiniz. Tokat'tan gelmişsiniz, çocuğunuzu ziyarete gidiyorsunuz. Minibüsü durduruyorlar. Teyzeciğim in aşağı diyorlar. 60 yaşında kadın. Bu üniversitenin buradan ilerisine siz giremiyorsunuz. Hmm. Bu askeri subay evlerinde olmadık işler gördü. Ve bu işleri derote eden İlahiyat Fakültesi'nin dekanlığını yapan adamdı. Ve işte o zaman da benim de fakülte kadrosuna geçiş prosedürüm vardı. Tam sınavım yapıldı. Sözlü sınavım bitti. Jüriden iki arkadaş hocamız çıktı. Dekan da var jüride. O da bana hayırlayacak zannediyorum. Masanın altından bir dilekçe çıkardı. Önüme koydu, bunu imzala dedi. Dilekçeye bir baktım. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Araştırma Görevliliğinden istifa ediyorum. Buraya imza at, tarih atma dedi. Ve bunun üzerine bizim yolumuz Adana'ya düştü. 13 yıldır oradayız. Peki. Şimdi bir bunlar şey... 28 Şubat hikayeleri işte. Bir şey söyleyeceğim. Yayın... Beethoven hikayeleri, evet. Onu da yayın... anlatayım dedim. Yayının sonuna geldik ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey uzun yıllardır, son birkaç yıldır böyle düşünmeye başladım. Bunun da altını çizelim. Seyircilerimiz de bazen, yani bizi izleyenler için söylüyorum, bu ülke insanı için söylüyorum. Bu gözle de meseleye bir bakmalılar, bakmalıyız. Şimdi hiç ummadığımız insanlar, hiç ummadığımız zamanlarda, hiç ummadığımız tavırlar sergileyebiliyor. Mesela Demirel işte 1971'e kadar olan kısmını başka, 1971'den sonra başka yahut 28 Şubat sürecinde bambaşka. Ben ilk zamanlarını hatırlıyorum 28 Şubat, Kanal 7'de muhabirdim ben de o zaman. Hani ilk zamanlar ya Demirel buna da müsaade etmez, Demirel böyle yapar falan dediğimiz ilk zamanları vardı. Erbakan'la arkadaş bunlar. Orada ezdirmez falan dediğimiz yahut orada konuşurlar bir şey olur falan diye beklediğimiz zamanlar vardı. Ama Demirel çok kendisinden beklenmeyenin de fevkinde bir takım icraatlara imza attı. O zaman diyorum ki bazen kendi kendime ya bunları böyle salt böyle eleştirirken döverken, sopalarken, pataklarken, doğrarken şunu da göz ardı etmemek lazım. Sistem bu insanları acaba bir takım şantajlarla etki altına almış olabilir. Ya da büyük korku. Aldı işte iki kez darbe yaptı. Hayır, büyük korku darbenin dışında. Şükrü Karaca hep rahmetli anıyoruz ya. Şükrü Karaca anlatmıştı. 28 Şubat sürecinde Tansu'yla bir danışmaydı. Hı hı. Yıllar sonra benim odada işte vefatından önce konuşurken bu 28 Şubat sürecinde şöyle demişti. Demirel fiili darbeyi önleyen adamdır. Biraz da öyle bakın. Tabii. Yoksa fiili darbe gelecekti filan ki o zaman mücadele ettiği adamdan bahsediyor. Yani fiili darbeyi yani, Albright önledi, Demirel önlemedi. Hayır, yani, o neyse, yani onu Şükrü tamam. Karaca'nın cümlesi olarak söylüyorum. Şunu diyorum, mesela paralel yapıyı görüyoruz değil mi? Biz mesela bu 28 Şubat'ta milletvekili transferlerini falan düşünsenize istifa ettiler. Hiç ummadığınız insan... Ya, şey var, Aydın Merhum vardı başında, bu işlerin başında. Süleyman Bey vardı. Süleyman transferlerin başında. Ama şimdi şunu da düşünelim. Paralel yapı o gün de vardı. Hatta o gün de 28 Şubat sürecinde destek veriyordu. O gün arazideydi ama çok ortada değildi. Bilmiyoruz. Hayır şeyi ya belki ha. Çok ortada değildi ama perde arkasında işte vardı. Bir olmaz kaset, bir belge, bir bilmem ne şu. Yani Aydın Doğan medyasının yaptıklarını düşünsenize. Şu neydi? Yahya Demirel meseleleri işte Erol Evcil işte benim ailem diye çektirmek zorunda kaldığı o fotoğraf mesela bir sürü şey. Yani siz büyük işler yapıyorsunuz, siyasetle uğraşıyorsanız mutlaka karşınızda size şantaj malzemesi olabilecek bir takım izler de bırakıyorsunuzdur. Ve bir gün siz lazım olduğunuzda o malzemeleri önünüze koyuyorlardır. Size bir cümle söyleyeyim ama kimin söylediğini söylemem. Yani aktaran kişiyi anlamını söylüyorum. Madem söyledin, Pennsylvania'daki zat bir keresinde şöyle diyor. Şunu öne çıkartın. O çünkü siyasi, onunla pazarlık yapabiliriz. Diğeri olmaz, o memur. Evden dışarı çıkmaz. Ya, yani mesela, onu yakalayamayız diyor. Mesela. İşte yine aynı düzlemle madem açıldı konu, şu açıklama hiç kel alaka bir zamanda küt diye yapılıyor. İşte alifteleri onlara gönderiyorlardı da işte ben engelledim de bana da şunu da bildirdiler, sonra bunu bildirdiler falan. Şimdi
Fethullah Gülen'e niye bildirilir bu şeyler? Hangi siyasiyi teslim alıyorsun böyle, değil mi? Tabii. Yani bunu hatırlatarak hangi siyasiyi teslim alıyorsun? O tarafı da var bir. Sana niye bildiriyorlar? İki. Sana kim bildiriyor? Üç. Sen nesin ki sana bildiriyorlar? Yani vakit bitti. Dört. De. Şimdi ikisi de rahmetli oldu. Süleyman Demirel'le eşiyle ilgili ne tezahüratlar döndürdüler tabii ortalıkta. Yani bunlara, yani, Allah rahmet etsin. Yani dolayısıyla demek dolayısıyla lazım. Doğru. O yönde de. O yönde ama, o popülizm kelimesi üzerinden, kavram üzerinden gittik. Demirel öyle ya da böyle teslim alınmış dahi olsa sonra, Demirel Kılıçdaroğlu'ndan iyi değil mi? Hep demiyorduk. Burada hep söyledik o paralel yapı mücadele sırasında. Ya bir tane de şerefiniz çıksın, bir tane de şeyiniz çıksın. Tamam kardeşim, benim defom var, kabul ediyorum. Ama bu böyledir diye çıksın demiş. Katılıyorsun. Yani bu hani, yani burada onu analım hadi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Yani ne biliyorsanız çıkartın ortaya. Atın, çıkartın dostlarım. Bu da mümkündü. Tabii. Yani, yani bu, madem öyle, bu da bir onurlu duruştur yani sonuçta. Tamam kardeşim. Ne, yani neyiniz var? Demirel çıkartın. Böyle bir şeyi göze alamadı. Evet. Evet. Yani neticede şapkasını bugün şu bıraktı manşet, gitti. Güneş'in manşeti şuydu. Şapkasını bırakıp gitti. Evet. Dünya kimseye kalmıyormuş. Evet. Bu önemsediğim bir manşetti. Bugün bayağı da tebrik geldi. Yani bu kadar da şey bulacağını bilmiyordum. Yankı bulacağını biliyordum. Evet, şapkasını bırakıp gitti. Şapka birçok şeye denk tabii düşüyor burada. Tabii. Şapkayı, evet, bu. Şapkasını bırakıp gitti. Allah rahmet eylesin. Bitirdik. Bitirdik. Allah rahmet eylesin. Yeter, tamam, anladık. Sen meseleye bu pencereden bakıyorsun. Yok, ben hakikaten sevabıyla, günahıyla ölmüştür. Allah rahmet eylesin. Bitirdik. Ben de ders çıkaralım. Ben de paralelden konuk oldum ya. Estağfurullah. hocam bir duayla kapatalım bu mübarek Ramazan gecesi inşallah. Abi Cenab-ı Allah özellikle bu ülkenin başına dert belalar getirmesin. Bu yürüyüşüne engel taş koydurmasın. Amin. Allah milletin, devletin önünü açık etsin. Amin. Ümmeti Muhammed'e yardım etsin. Amin. Bütün insanlığa, dünyaya sulh, selamet, barış getirmeye vesile kılsın inşallah. Yani çünkü şu anda bir böyle bir kaotik bir şey var, bir belirsizlik gibi. İnşallah ülkenin yürüyüşü durmaz, bir yerde toparlamaz, bir yerde aksamaz diye canı gönülden dua ediyoruz. Eyvallah. Bence bunları konuşmamız lazım değil mi bugünlerde? Haftaya konuşacağız inşallah. İnşallah. Ben de sizi seyredeceğim. Sizi yine bekleriz hocam. Reklam arasında bekleriz. İftar yemeğine bekleriz, iftardan sonra buradayız. İftardan sonra buradayız. Eyvallah. Çok teşekkür ederim hepinize verdiğiniz katkı için. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.